kadrosuz oldu ama. OBS sıkıntıları. Yapacak bir şey yok. Merhaba diyelim. Selamlar diyelim arkadaşlar. Teknik bir arıza oldu. Biliyorsunuz Streamlabs'ta yayın yapmıyoruz. OBS'teyiz. Ama Tarçın için değerdi. Tarçın'dan selamlar. Ele bak ya. Dilala açtı. Dorçun yer yedirdim. Salatalık yiyen kedi. Ay köpek. Kedilerden çıktı. Köpek ama kedi. Evet yani normal mamasından yiyince kilo alıyor diye doktoru dediydi. Bayağı alıştı şimdi. Devamlı tavşan gibi yiyor. Kaptır kultur. Valla laps diye geldi ya. Ben de çok şey yapmıyordum. Yani lore konusuna girişe tıkladım ama intro gelmedi. Yapacak bir şey yok. 50. bölümü şerefine olsun. Hatta bugün şöyle kendimi affettireceğim. Bir adet game time vereceğiz bugün. 50. bölüm şerefine. O konuda da şöyle bir uzantılı teşekkür göndereyim Blizzard Türkiye'ye. Çünkü ben aslında bunu BlizzCon şeyine almıştım, harcamıştım hakkımı. Ama o sırada yayın esnasında bir key geldi biliyorsunuz. Hatta dağıttık anında. Oradan arta kaldı diyelim. Onu da 50. bölüme sakladım. Ve bugüne kısmetmiş. Arkadaşlar konumuz aslında World of Warcraft ve Diablo tahminleri ama arkadaki resimde de görüyorsunuz yine bildi bir diye bir başlık var. Evet Görkem şu anda ellerini ovuşturuyordur bakayım. O zaman ben hiç uzatmıyorum abi. Buyur. Evet bu konuda hakikaten yani... Bir böyle drama tarzı bir şey oldu kendi çapımızda. Böyle istemeden şahane drama yarattık. Evet. Ben altyapısını anlatayım. Merak eden varsa öğrenmiş olsun. Bir şey değil yani. Utku'ya işte yayında bir arkadaş gelmiş. Demiş işte bu Lorkonze yine bildi hashtag'i atıyorsunuz devamlı sıktı be abi falan yapmış. Ben de dedim yani niye sıktı ki işte biliyoruz da ondan atıyoruz falan diye böyle bir kuruldum. Böyle şaka yollu onu böyle thread gibi yazdım. Biliyoruz tabii ki yapacağız falan diye. Abicim böyle bir de şey biz böyle Murat Han'la kendi aramızda işte bu yabancı yayıncılara ya da ne bileyim böyle WoW Reddit'ine falan yazdığımızda arada kurulup buradan elektriğimizi atıyoruz. Yani İngilizce de atıyoruz. Onlara da direkt yerinde cevap da veriyoruz. Gerek evet. Q6 gerek Reddit'te falan. Ondan sonra da işte elektriğimizi atmak için kendi aramızda Türkçe Twitter'dan da yazıyoruz işte. Böyle bunu üstüne alınan arkadaşlar. Ama ne hikmetse birileri üzerlerine alındı. Evet yani böyle hiç böyle bunun muhatabı olmayan yani aslında böyle varlığını bile bilmediğimiz arkadaşlar üstüne alınmış. Böyle şey olmuş birkaç benim de takipçiler falan böyle gaza gelmiş. Böyle benim mesela 3-4 tane falan orada thread olarak yazdım böyle gazla. O aradan böyle ona dokunanı almış, yok salyalı dedin, yok kitleye böyle dedin, diğer video üreticilerine böyle dedin falan diye böyle aradan... Kendilerince böyle drama çıkarmaya çalıştılar. Tweetlerle bana laf sokmuşlar falan böyle. Böyle durduk yerde bir drama oldu. Bunlardan sonra haberim oldu benim böyle bakmadım bir gün. Ondan sonra akşam böyle bir baktım quote tweetler falan var. Bu ne lan falan diye böyle baktım. Ya bayağı güldüm hakikaten yani böyle komik. Bir kere her şeyden önce açıkça söyleyeyim oradaki o dediğim olayın muhatabı birincisi Akolon diye bir böyle yayıncı var görmüşsünüzdür evet. Mutlaka. Diğeri Pyromancer, öteki de Taliesin. Bunlar evet. Yani bir teoriyi böyle ucundan kenarından tutturduğu zaman böyle şenliklerle işte o aynen orada dediğim gibi böyle buna özel montajlarla, buna özel videolarla, yayınlarla falan duyuran tipler. Direkt onları kastetmiştim evet. Yani. Anlayan anladı, bilen de biliyor. Yani ama bu diğer arkadaşlar nedense üstüne alınmış. Bunlar ne içerik çıkaran tipler, ne video yapan tipler. Yapıyorlarsa da bilmiyorum, günahını almayayım yani. Yollasınlar, izleyelim. Herkese destek veriyoruz kendi çapımızda. Yani... Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum zaten yabancı yayıncılar diye de özellikle yazdım böyle. Evet ya oraya yazdık. Birileri üzerlerine alındı. Kimin üzerine yani ha işte kim yani aramızda yabancı olup da Türkçe yayın yapabilen varsa ben takdir edip izlerim yani. Evet. Tam tersine. Ama duymadım ben öyle biri yok benim bildiğim kadarıyla. Yani neyse işte drama olay bu yani.
Böyle tırnak drama yapıyor. Abi kim olduğunu Görkem tweetleri silmediyse alıntılardan görebilirsiniz. Ama şöyle aynen benim diyorsun. Tweetler duruyor yani zaten eğlenceli. Bazı arkadaşlar böyle gözükmeyen hesaplardan falan böyle bir şeyler yapmışlar. Bak kimo birileri yine muhabbet şeye çekiliyor. Yok şu anda Görkem'in dediği muhabbet şu. Abi olayın sizle alakası yok. Niye geliyorsun ortama? Özeti bu. Yani ya zaten yazan elemanlar da yani diyorum ya işte ben onların içerik üreten insanlar olduğunu sanmıyorum. Görmedim çünkü öyle bir şey. Anonim hesaplar zaten işte ne adı belli ne fotoğrafı belli. Adı soyadı yok. Böyle anonim hesaptan laf sokmuşlar, quote etmişler falan durduk yerde drama yarattılar yani. Bizim öyle bir derdimiz yok. Hatta Utku'yla da böyle şakasını yaptık sonradan. Bak iyi ki o eleman gelmiş sana bunu demiş. Bak bu hafta bunu yapalım. Zaten 50. bölüm falan diye konuştuk kendi aramızda. Bu haftanın konusu da öyle çıktı. Nasıl olsa zaten işte BlizzCon'daki şeyleri konuşacaktık. Bak o vesileyle analım önceki bildiklerimizi falan dedik. Hatta Utku gaza geldi şahane montaj yapmış. Ya o gazı da şöyle açıklayayım. Hayatta kalkışmayacağız bir şeydi ama böyle bir... Yok aslında aslında Murat'an denk geldi. Kalkışacağım bir şeydi. Neden? Evet. Söyleyeyim. Arkadaşlar buradan tekrar YouTube reklamı yapıyorum. İki tane nacizane, şahane Diablo BlizzCon videosu attım ve bu BlizzCon videolarını hazırlarken de ben malumunuz çalıştığım için hafta içi oturdum iş yerinde. Kim ne yapmış, nasıl yapmış, neler açıklanmış, gözden bir şey kaçırdım mı? Çünkü ben BlizzCon yayını yaparken World of Warcraft ana temasında takibi gerçekleştirdim. Bir Diablo biraz alttaydı. Hani detayda neler var, neler konuşulmuş onları işte farklı içerik üreticilerinden bakarak ve bunlardan en büyüğü de Riker'dı. Riker'dan biraz işte tırtıklayarak yaptım. Ve Riker'ın... İmprolarda özellikle. Evet. Riker'dan yaparken şeyi gördüm. Riker BlizzCon'dan önce bir yayın yapmış. Tahmin şeyi silsilesi diye. Evet. Bir de BlizzCon'dan sonra bildiğim şu bilemediğim şu şeklinde bir... tamamen kendi videosunu ele almış. Ona benzer bir şey zaten yapma kafamdaydı. Görkem de öyle söyleyince işte Utku bak böyle bir giriş yapalım falan. Dedim o zaman Murat'an malum elin rahat sen bir yakala dedik. İşte editlemesi de bana kaldı. Öyle bir şey çıktı. Şu anda YouTube'da yayında o da. BlizzCon'dan önce sıktıklarımız BlizzCon'da gerçekleşenler ya da BlizzCon öncesi işte Datamine'la gelen gerçekleşmeler diye. Ya da diye. İşte ben orada gaza gelip hani daha önceki bazı şeyleri de buldum. BlizzCon değil aslında hani. Yok yok dedim ya BlizzCon öncesi gerçekleşenler de var orada. Evet. Genel bir video yaptım. Şimdi girizgahı bu şekilde yaptıktan sonra Diablo'yu hızlı geçelim. Malumumuz konumuz yani WoW yayın başlığı altında zaten yayınımızı yapıyoruz. Nasıl söyleyeyim? Bir hızlı bir Diablo ele alışı yapalım. Daha sonra da WoW'a geçelim. Yani uygun mudur abi? Tabii. Moderasyon ve Diablo uzmanı olarak o zaman top sende. Top sende. Şimdi zaten ben dediğim gibi tekrardan videomda da aslında dile getiriyorum. Diablo 4 kanadında beklediğimiz birçok şey gelmedi. Nedir o? Biz hani bir artık release date bekliyorduk, çıkış tarihi bekliyorduk, gelmedi. Hani belki bir alfa, beta ile ilgili bir yine bir tarih verilir ya da işte bir yıl hedef gösterilir dedik. Gelmedi. Eda'nın CGI sinematik beklentisi vardı. Yani WoW ya da Diablo ya da StarCraft artık herhangi bir büyük oyunda gelmedi. O anlamda biraz üzüldük diyebilirim. Ama bence Görkem'le Murat'a ne kadar katılır bu konuya bilmiyorum. Ama bence BlizzCon'un kazananı bu sene Diablo oldu. Büyük oranda evet. Evet çünkü Anduin'de bir sinematik geldi. Arkon'a saldırdı. Daha sonra Q&A'de Arkon ölmüyordu. Kekke yapıldı. Anduin'e ne oldu? İşte çok bariz mind kontrolde oldu. Ve hani büyük bir şey... Hani aha Anduin böyle bir karar mı vermiş gibi bir yorumlama yapmadığımız için WoW'daki o hype BlizzCon'da yayınlanan Diablo 4'teki Rock sınıfının videosu kadar bende kendi açımdan sükse uyandırmadı. Çünkü sinematik öyle bir girdi ki herkes dedi oha Akarat işte dua ediyor bir tane rahip. Abi kesin Cleric işte Crusader ya da Paladin bu üçünden biri geliyor. Ben bile dedim kesin Paladin geliyor dedim. Çünkü Diablo 2 olgusu çok ağırlıkta Diablo 4'te.
Paladin gelmedi, birden olay Rogue'a dönüştü. Bu diye yani Druid'deki işte Sorcerer'daki şeyleri biliyoruz. 3 tane sınıf olacak yani oynama şekli olacak. Bunu da 3 farklı Rogue klanına bağladılar. Yeni Rogue klanları ortaya çıkıyor. Orada büyük bir reveal oldu. Daha sonra oynanışta büyük bir şeydi. Binek geleceğini biliyorduk. Evet, binek sırasında çatışacağımızı da biliyorduk ama o Rogue'un o binekten inerken Rain of Fire gibi bir şey atması, o görsel yani bilmiyorum, dediğim gibi Diablo severleri büyük ihtimalle bu şey yapacak. Evet. Kalbimde taht kurdu yani, inanılmaz güzel bir açıklamaydı. Daha sonra kamp sistemini nasıl geliştirdiklerini anlattılar. Kamp sistemi daha önce vardı aslında ama oyuna entegresinin bu şekilde açık dünya bir oyun tasarladıklarını ve kamp işte sistemiyle gidip temizlediğiniz zaman kampları oralar kalıcı halde, oyun sizin için değişiyor hale geliyor dedi. Büyük bir olay. Çünkü Diablo 3 oynayanlar bilirler. Malteal dünyanın nüfusunun %90'ını yok etti. Ve dünyada tamamen bir demon istilası söz konusu. Sanctuary'yi bu anlamda temizliyor olmak güzel olacak gibi görünüyor. PvP sistemi netlik kazanmaya başladı. PvP sistemi tamamen keyfe keder olacak. Fields of Hatred denilen alanlar kuruluyor. Bu alanlarda gidip Shards of Hatred kasacaksınız ve bunları purify etmeye çalışacaksınız. Bu purify işlemi sırasında da işte PvP'de artık açık target haline geliyorsunuz. Bunun dışında biz PvP'de hiçbir beklentimiz yoktu ama kamp ve binek sistemiyle ilgili gelecekleri az çok tahmin edebildik gibi görünüyor. Ve Diablo 4'te çıkanlar şimdilik bu kadar. Onun dışındakiler işte detaylar şöyle olacak, böyle olacak, geliştirici güncellemeleriyle olaylar devam edecek şeklinde açıklandı. Ve büyük bomba, benim için büyük bomba. Arkadaşlar ben bütün bir hafta sonu Diablo 2'nin büyüsüyle yaşadım. Hala Diablo 2 oynuyorum falan yani. Bayağı güzel duyurdular. Deliriyor, deliriyor. Abi bildiğin evet, gibi yani değilim yani Görkem, şu anda ölmüş bitmiş durumdayım ya Diablo 2 Resurrected. Abi ederim abi, aynen yani. Ya fena bir şey geliyor yani, bir de gerçekten Warcraft 3'teki remastered şeklinde yapmıyorlar. Yok yok, direkt remake. Ve evet, adamlar şey, arayüz değişiyor, oyun sistemi değişiyor, Battle.net'e entegre oluyor. Yani şimdi mesela size de bahsettim, yayında da söyledim Tuna abiyle. Bir Diablo 2 heyecanımız var şimdi, bir hype'a girdik, bir şeyler yapacağız. Yani inanılmaz çirkin bir parti sistemiyle oynayacağız yani. bu gelişiyor işte, yerden parayı tek tek toplamayacaksın falan, böyle açıklamalar geldi. Evet, Diablo 2 Resurrected'ın geleceğini tahmin ettik ama Diablo 2'nin içindekileri bilemiyorduk, bilmiyorduk. Yani, yani gelmez, belki gelir falan diye öyle bir şey. Çünkü genelde Baner, Resurrected adı da çok iyi değil mi abi? Remastered mi konusu evet, vardı. Remake mi olacak, Remastered evet, mi olacak? Hani insanlar daha çok remake bekliyordu. Remastered olacak ama insanlar gene de çok heyecanlı bu konuyla alakalı. Gene de laf etmediler yani. Ne? Remake gelecekti hani falan. Ya şimdi zaten bu oyuncu kitlesine ben şimdi kızmasın bana kimse ama sözüm meclisten dışarı. Diablo oyuncu kitlesi biraz daha oyununa sahip çıkıyor ya. O anlamda. Hani cidden 3 o kadar böyle inaktif giderken bile hakikaten o kitlenin desteği, özellikle böyle oyuncuların devamlı feedback vermesi hiç azalmadı yani. 4 duyurulmadan önce bile bayağı aktifti herkes. Özellikle o yayıncılar falan. Kesinlikle. Yani bayağı devamlı içerik çıkarıyorlardı. Kesinlikle abi. Diyelim ve Diablo, ben şimdi Diablo tabii bu kadar değil, konuşulacak çok şey var üzerine ama genel ana başlıklarla bizim BlizzCon öncesi yayınlarda yaptığımız muhabbetlerin özeti bu böyle. Biz WoW'a geçelim yavaş yavaş. Ve yani tabii ki Anduin sinematiğini ele alacağız. Daha sonra da yeni bunun üzerine teori craftlar yapacağız. Muhabbetimizi geliştireceğiz. Bir tanecik Diablo'muz var. Sahip çıkacağız tabii ki. Yani. yani. Ya hani şeyden ziyade bu işte Warcraft 3'te çok taşlandı yani. Ve kendi oyuncusuydu şey yapan. Ama işte dediğim gibi bazı şeyler nasıl söyleyeyim, öncesinde söylenmediği içindir. Mesela Diablo 2'de şeyi açık açık söylediler. Modlama yapamayacaksınız arkadaş. Eski modlarınız, o God mod oyunlarınızı oynayamayacaksınız Diablo 2'de falan diye açık açık söylediler bu sefer. Gibi. WoW'a geçelim. WoW'a geçelim. Dur, geçmeyelim. Ha, söyle. Diablo 2'nin bu arada biraz inside info, hani daha önce vermiştik ya işte
adı duyurulmayan proje var falan diyorduk. İşte real time strateji ekibi geçiyor gibi gözüküyor falan diyorduk. O bu arada halen duyurulmadı ama o geçen ekibin çoğu Diablo 2'ye geçmiş. Diablo 2'de ve Diablo 4'te beklendiğinden çok daha fazla multiplayer içerik olabilir gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Onda... İkincisi de Diablo 4'te işte ilk böyle duyurulduğunda ortada olan bir söylenti vardı. İşte third person böyle kamera seçeneği olacak diye. Onunla ilgili geçen bir şeyler düştü. Böyle bir kamera açısı değil de böyle işte teknik alfa bu closed alfa, onlar içeride oynadığı için tabii data mine edilmiyor. Ama onunla ilgili bir şeyler böyle görüntü paylaşıldığında öyle bir şey olabilir gibi bir yerden bir şeyler paylaşıldı. Öyle sürpriz bir şeyler olabilir Diablo 4'te, sürpriz. Yani beklenmedik bir kamera açısı, ne bileyim farklı oynanış şekilleri falan. Daha böyle MMO'ya yakın olacak gibi gözüküyor. 4. Ya şey, şirketin adı aklıma geldi. Viscerai diye isim geliyor. Viscerai, öyle bir Viscerai Digivisions. Yapan mı? Resurrected yapan. Gigion gibi. Ha işte aynen. Dur hemen bak. Yani mesela bu Warcraft 3'teki muhabbet vardı ya. İşte third party bir firmaya yaptırdılar falan muhabbete. Ha, evet, evet. Burada öyle bir durum söz konusu olmayacak. Bu firma direkt zaten Blizzard Activision'ın üyesinde evet, bir firma. Evet, onu da söylemiştim. Vicarious Visions. O, ha, Vicarious onu, Visions, eyvallah. Aynen şey, Activision Blizzard direkt satın aldı firmayı. Zaten firmayı satın alma şartı da bunu yapın imiş. O anlaşma yapılmış. Ondan sonra işte alın bunu yapın diye vermişler bu alt firmaya. Birkaç tane daha böyle alt firması var şeyin, Activision Blizzard'ın, böyle yarı bağımsız çalışıyorlar. Sadece iş olarak alıyorlar şeyden, işte Activision Blizzard'dan ve işte bu title'ları alıyorlar. Onun dışında hiçbir geliştirmelerine karışılmıyor. Bayağı özgür bir sistem yani. O yüzden gayet rahat olur ve ayrı bir firmanın yapması da hem teknik destek açısından hem de böyle sonraki geliştirmeler açısından bayağı ucu açık olur. Böyle Blizzard onayından geçmek zorunda olmayacak falan. Yani güzel bir gelişme o. Bence de. Ya adamların zaten önceki şeyi yaptığı falan da net şeyleri... görüyorsun ya. Hani arayüz giydirme yapmamışlar yani. Arayüz yeni tasarlanmış. Yok, arkada 3 boyutlu oyun yeniden renderlanmış. Yani tekrardan evet. İşte hani high definition bir görsele giydirilmiş bir oyun evet değil. Evet ya, çok güzel yapılmış. Ya bildiğim kadarıyla hatta Diablo 3'ün motorunu kullanacak. Yok, aksine özür dilerim, orada bir şey karşı görüş belirtisi söyleyeceğim. Hani başka game engine değil. Kısmında Diablo 2'nin oyun motoru çalışacak. Sadece görselleri yeniden evet. Renderlayacaklar. Ha evet, şey model açısından değil de teknik, o mekanik açıdan öyle olacak. Evet. O şeyleri... bütün o damage'lar falan filan, onlar birebir aynı geliyor. Aynen şey. Aynen öyle. Ya o da valla güzel olacak gibi duruyor, bakalım. İşte yani abi, quality of life changes denen şeyler var ya, işte loot olayı, ne bileyim işte map açma, aynı anda map gösterme falan filan, o tip şeyleri ekleyeceklermiş. Ya işte şey gibi düşün, Battle.net'te nasılsa bir oyun, o seviyeye çekeceğiz dediler yani. Oh. Ya işte multiplayer açısından o beklenenden daha da böyle hem geniş hem de böyle daha oynanabilir olabilir. Ya şey yapıyorduk mesela Diablo 2'de bir adamı bulurken işte şey onun partisinin adı, onun partisinin şifresi, işte o kabul evet, edecek evet. Falan. Şimdi direkt işte oyunda quick join, işte quick invite falan, o tarz olaylar şey yapacak yani, çalışacak. Parti şifresi ne abi? Lobby mi o? Vallahi öyle. Lobi gibi çalışıyor ama sen oyunda olduğun için bir anda göremiyorsun. Mesaj kutunu açmazsan, yani adam sana alttan telefonla bir yerden yazmazsa haberin bile olmuyor. Ya eski Battle.net sistemi işte direkt sisteme bile dahil değildi. Ha, evet ya, eski hali. Sen Diablo içinden bağlanabiliyordun. O da böyle network bağlantısı gibi. Sonuçta aşırı eski oyun yani. Büyük bir adımla MMORPG Diablo çıkartırlar. Zaten işte Görkem de onu söyledi. Evet, Diablo 4 öyle, öyle geliyor. Aynen. Ya çünkü hani Diablo'nun hani imzası o, farklı bakış açısı ama hani karakterin sırtına koyarsan kamerayı, cidden dünyanın işte sokma konusunda çok fark edebilir yani. Ben bile alabilirim Diablo. Ya işte çok şey, fark seçenek olarak şimdi
Düşünsene istersen öyle istersen öteki türlü evet. Bildiğini düşün. Yani bayağı uçuk bir olay olur. Umarım doğru çıkar yani. Yani ben şahsen kullanmam yani Diablo'nun o görselini seviyorum ama. Tabii canım yani. Olayı o onun. Bu arada olayı var ya pardon son bir onu diyeyim konsollara aynı anda evet, geldi. Evet bak önemli. Hem iki Resurrected olarak konsollara da PC'ye de aynı anda çıkacak. 4 de aynı şekilde hem konsollara hem PC'ye aynı anda ben çıkacak. Ben şimdi fakir olduğum için çok şey yapmadım oraya. Hani odaklanmadım hani konsolum yok diye. Ama o önemli bir detay. Yani bir de adam net bir şekilde şunu söyledi. Abi istediğin zaman PC'nin başından kalkacaksın. Konsoluna geçip oradan devam edebileceksin. Ya ben evet. Yani çok acayipmiş ya. Hot playing olacakmış. Aynen öyle. Hatta işte bunu şeyde yaparlarsa bu GeForce Now tarzı bir sistem de kurarsa Blizzard. Çünkü Blizzard da Rockstar da oraya oyunlarını vermiyor. Muhtemelen kendileri böyle bir sistem üstüne çalışıyorlar. O olay olursa mobilden de oynayabileceksin Diablo 4'ünü falan. Ya Blizzard'ın şey diyeceğim bu arada onu dediğin ya aklıma geldi. Blizzard'ın bir huyu var böyle hani. Böyle mainstream şeylere kendini bir türlü katmıyormuş. Aslında iyi bir şey ama mesela adamların kendi oyun fuarı var. Mesela E3'e katılmıyorlar. Hani böyle bir nasıl diyeyim? Kapandıkları var kendi işlerinde. Ya evet, o konuda şöyle bir yorum yapayım. Katılan olur, katılmayan olur. Mesela GameCon, işte TwitchCon, E3 gibi zirveler yapılıyor. Hiçbir BlizzCon kadar büyük olmuyor. Evet, orası öyle. Adamların o anlamda çok da ihtiyacı olmuyor yani. Evet. Çok ilginç, hoş bir şey yani. Yani kendi tanıtımlarını yapmaları için böyle firmalara yani böyle etkinliklere ihtiyaç duymuyorlar. Ya biraz belki evet. Hani şey Jacoben bir tavır olabilir ama bilmiyorum bir yandan da büyüklüğünün göstergesi gibi yani. Evet yani. Adamlar tek başlarına her sene olay şeyi dolduruyorlar yani. Puanları. Ya o da şeyden kaynaklanıyor. Hani mesela atıyorum işte ya CD Red Project dedim abi bana kaç tane oyun sayabiliyorsun? İki. Evet yani. İki yani tane şimdi, şey, evet. Seri. Ya evet, aktif ama oynanan hani, multiplayer bir oyunları yok. Hani şeyden evet. Bahsediyorum yani bir Blizzard dediğin zaman işte ya abi WoW kitlesi apayrı. Yani Diablo kitlesi apayrı. StarCraft evet. Kitlesi git uzak doğuya apayrı falan yani. Böyle Hearthstone ve bunlar kitlesi böyle apayrı. Hani, kendi işlerinde neredeyse aile gibi olmuş artık şeyler yani. Ya çok şey gibi düşünüyorum ben onları. Hani farklı oyun firmaları bir araya gelmiş de oyun yapıyorlarmış gibi. Değil mi? Falan duruyor yani. Öyle değişik ya. Ya bu şeyden biraz işte Blizzard'ın genel böyle oyun yapma mantığında alt kültür referansı üzerine kurma var ya. Bu sayede şey oluyor. Blizzard oyunları böyle alt kültür oluşturuyor kendi kendine otomatikman. Evet. Öyle olunca da biraz da böyle online tarafı olunca ister istemez tabii böyle şey alt kültür grubu oluşuyor buna ait. Gayet başarılı bir aslında pazarlama taktiği uygunda gidiyor yani. Herkes memnun halinden. Kaliteli sonuçta. O kaliteyi koruyorlar ya. O yüzden kaliteli de bir böyle alt kültür ortamı oluyor. Bak işte resmi açıklama geldi Ayda'dan. Gamescom daha ziyade firmaların B2B iletişimleri için önemli. Blizzard özelinde sadece prestij için katılıyor demiş. Bence B2C tarafına demiş. Yani business to işte customer. Yani o sonuçta şey müşteriye olan kısmı tabii daha prestij amaçlı ama işte benim de orada kastettiğim o alt kültür oluşturmasından dolayı aslında bundan bir kârı olmamasına rağmen biz böyle bundan eğlenecek bir kitle olduğu için biz de bundan nemalanmış oluyoruz. Bütün böyle Blizzard oyunlarını oynayan kitle. Gayet böyle win-win bir durum yani iki taraf içinde. Hem customer hem business. Yani işte bir de ben hep şeyi olarak görüyorum. Bu benim belki amatör ruhumdan kaynaklanıyor ya da işte SGK'lı olmamdan kaynaklanıyor bilmiyorum. Hani hani en son uçtayım ya ben. Şu anda en son uçtayım. En son noktadayım o Blizzard'la alakalı şeyde. Ya bu ne bileyim yani büyük görünüyor ve tatmin ediyor abi. Yani böyle baktığın zaman tabii işte canım. Atıyorum yani
büyük bir firma abi yani. NASA gibi falan geliyor işte. Uzay dedim aklına ne geliyorsa. Hani ya öyle. Oyun yani. Ortamının NASA'sı. E yani. Ama öyle deme. Evil firma. Evil. Şeytan yönetiyor. Activision'la birleşmeseydi değil mi? Activision ele mi geçirdi? Ulan ya. Ele geçirdi ya. Bununla ilgili de özel bir böyle şey programı, business programı yapalım. No konsey olmadı ama business konseyi. Aslında lazım. Evet evet. Aslında lazım çünkü bu yani en nihayetinde aynı firma sanki böyle bir farklı bir şey evet oluşmuş ya. Gibi. Şehir efsanesi olarak yayıldı o. Sanki Activision Blizzard'ı ele geçirmiş falan zannediyor herkes. Öyle bir şey yok. Ya hayır böyle dışarıdan duyan birisi şey zannedecek. İşte biz WoW'da abi BG'ye sign oluyoruz. İşte bir anda third person shooter'a dönüyor. Kod oynuyoruz falan zannediyor o sırada. Yani abartıyorum ama abartmıyorum yani. Yok. Kendi Crash bile oynarken halbuki aynı durumdasın söylemler ama. Söylemler o şekilde yani. Onda aynı tepki gelmiyor. Neyse. Saat 10 oldu. Biz şu evet, an... Evet tamam. Diablo'yu kapatıyorduk. WoW'a geçelim. WoW'a geçelim evet. Anduin'le mi başlayalım? 9-1 içerikleriyle mi başlayalım? Videoyu bir biz de elden geçirelim bence. Çünkü onun üstüne zaten konuşacağız böyle tamam. Detayları üzerine. Tamam. Bugünün en çok susanından başlayayım o zaman. Tamam. Murat Han. Bugün nesinden? En çok susanı. Yani ben videoyu çok beğendim. Sinematiği defalarca kez izledim. İlk izlediğimde çok bir etkisi olmamıştı da hani böyle birkaç kez arka arkaya izleyince kafam açıldı diye. Hani şu böyle bu böyle diye dikkat etmeye başladım ve çok fazla detay var içinde. Hatta o konuda da yazdım hani ilk defa bir sinematik analizi yapmaya çalıştım yazı yoluyla. Movet'ten esinleriz. Evet, bu arada şiddetle tavsiye ediyorum okuyunuz yani. Güzel evet. Yazmış adam tane tane. Ve, ama İngilizcesi gelişir. Güzel olur. Ve anlamadığınız ya, sorun yardımcı olalım. Tabii ki. Onda hiçbir çekingenin olmasın. Hani bir dolu teori aslında çıkardım orada. Görkem'le konuştuğumuz bazı şeyleri de ekledim. Yani çok fazla alt metni var. Ya nereden başlayayım bilmiyorum hani şey, abartmak istesem abi şey yaparım böyle. Videonun en başında böyle sinematiğe girerken küçücük bir saniyelik bir melodi var. Onu gidip böyle Crystal of Storms'un tema videoyuyla birleştirip Old God paketi falan derim birazdan. Çünkü orada bir saniyelik bir tını var orada böyle. Çok ufacık bir sinematiğin başında bir buçuk bir saniyelik bir müzik tınısı var. Sanki aynen onlar bilinçaltı böyle subliminal evet. Yollanmış şey gibi. Fark ettin mi sen? Şey galiba değil mi? Bu Ratyon'la olan sinematikteki müziğin bir kısmı. Evet evet minicik öyle bir şey eklemişler oraya yani. Evet. Böyle. Oh Dragons. Tinfoil'in bokunu çıkaracak biri olsam Shadowlands olmasın Zot falan derim. İşte onun halinde şey mevzusu var hani. Abartmıyorsun yani. Yo abartmıyorsun bence bağlanacak gibi duruyor. Bir şey olacak. Yo bir daha Nizot'la bir kere daha Nizot'la son boss olarak savaşmaya hazır değilim. Yani şey olarak. Şeyden fırlamış, yırtık dondan fırlamış bir Nizot'la bir daha savaşmaya merak değilim. Şey. Bence hani bir şöyle bir eleştiri vardı sanatı yani. Nasıl işte aldığım oraya kadar gelip işte Arkon'u bıçaklayabiliyor falan. Ya buradaki güzel detay şu, bütün Covenant'lar içinde şunu yapabilecek kadar salak olan tek Covenant zaten Kirin. Yani insanlar herhalde onu kaçırdı. Yani işte geliyor böyle Kile'ye, Kile'ydi galiba karakter. Kile o gelen işte kız, şey Soulbind'ımızda olan. Aynen. Hemen bakayım. Kile'ye gelip böyle Anduin'i övüyor mu bir şey diyeceğim. Çok şüphe uyandırıcı şekilde övüyor bu arada Anduin'i Kile'ye yani bilemiyorum artık. Yani sen yakışıklı ne haber? Artık böyle son kısımda işte one who is art is true, heart is true derken böyle gözlerinde bir artık ne bileyim şıkı uyandırıcı bir ikna şeyi var bilemiyorum artık. Gelen bir kral falan diye böyle değil mi? Evet evet böyle bir gazlaması var Kilia bilemiyorum artık. Yani neyi amaçladı orada bir şey okumalı mıyız oradan ama. İşte Arkon'da yatağı olan gelsin diyor ve
şey güzel, sinematiğin başında işte Telios konuşuyor. O Davos'un daha önce konuştuğu, Afterlife'da konuştuğu Maul is inescapable diyen. Evet. şey diyor yani. Maul işte ne yaparsak yapalım güçlenmeye devam ediyor. Archon da diyor ki bunların hiçbirinde olmaması lazım diyor. E tabii olmaması lazım. Senin bütün derdin düzen zaten. Hiç bunların yaşanmaması gerekiyor. Haklısın yani. Üzülüyor o yüzden. Orada tabii şeyi de unutma. Uther'ın yanından geçmesi falan. Evet, oraya geleceğiz ya. Dur. Selam veriyor orada. Selamünaleyküm aleyküm. Telios. Kestikleri bir şey var orada. Telios tam böyle Winter Queen belki bir şey yapabilir derken Clea tam o anda geliyor. Ne yapabilir Winter Queen? Hayırdır? Yani Winter Queen'in böyle ardın yurtta kara günün için sakladığı anima stone falan mı var? Heh, değil mi? Ne alaka ya da şimdi? Hayda. Art of the Forest'u mu güçlendirecek diyor mesela. Denatrius mu çıkacak başımıza Winter Queen? Hayda. Hayda. Hani Ursa şey, boşuna mı öldü? Ona, aynen. Ona güven pek güvenilmeyecek bir karakter olduğunu konuşmuştuk, hatırlatayım. Evet, boğulsam evet. Dedin yavşaklığından anlamamız lazım. Bir şey diyecekken kesiyor yani. Neyden Art of the Forest'u güçlendirsin de Mob'u daha bir şey yapsın. Yani. Daha mı zor çıkılabilir yapsın ya da dediğim gibi kara günler için anima mı biriktirmiş de bilmiyorum böyle zamanlar için. Orada ne diyecekti cidden onu kesmeyeli işte o pilota açık bırakılan bir kapı o mesela. Evet. İşte onun haricinde işte Anduin geliyor ve sırtından gösteri olarak geldiği andan itibaren. Zaten evet yürürken. Şey gözlerini yüzünü göstermeyeceğiz diye. Evet evet yüzünü göstermiyorlar hiçbir şekilde en baştan itibaren ve yani buna rağmen Anduin işte o jailer'laştığı zaman şaşıran insan sayısı çok fazla bu arada. Ben hep reaksiyonu izlemeyi sevdiğim için. Evet. Yani çok fazla insan uyanmamış son ana kadar. Ama bizim reaksiyonumuzu izlerseniz ben sinematik boyunca bıdır bıdır konuşup Anduin mind control diyorum. Evet. Hiçbirimiz şaşırmadık oraya. Evet. Çünkü nasıl gelmiş olacak yani başka bir ya zaten bak onunla ilgili de chatte de yorum var. Player'lar Shadowlands'daki ilk günden beri hani Mortal'larla işte Covenant liderlerini görmek için zibilyon tane görev yaptık. Anduin elini evet. Kolunu sallaya sallaya geldi. Direkt oraya çıktı falan filan demiş. Olsan. Ya o salakların evet. İşte hani Kirin'i oynayanlar alınmasa salaklar gerçekten yani diğer kovulduklara göre. Kirin'le hani, oynayanlar değil de sen de drama çıkarma dur biliyoruz drama ekmek ama. Şimdi alınırlar abi benim Rion Kirin'im ama Rion yüksek falan. Kirin yani. Irkı salak yani diğer kovulduklara göre salak. Olmayanları da öldürdüler öyle. Zaten. O, sen Anduin'i yani. Maldrox'a yollasan kapıda döverler önce. Sen nereden geldin böyle oradan geldin diye. Bir kapı daha aldı. Hadi bakalım derler değil mi? Hadi bir arana git falan derler. Yani. Döve onu sokmazlardı içeri böyle. Hani herifler zaten Primus'un. Nasıl diyeyim? Çetesi yani. O Blade Watch falan anında anlardı ben böyle bir şey olduğunu. Ardenville'da yollasan içeri giremezdi. Yani o Wild Hunt onu Winter Queen'e yaklaşmasına izin vereceğini mi zaten? Ya da Winter Queen onu sez, Winter Queen onu çok güzel sezerdi bu arada olduğunu. Yani Winter Queen önüne gelse bile Winter Queen onu engellerdi çok rahat şekilde. Uyanırdı çünkü anında. Ama yaklaştırmazlardı böyle oyununu. Yok yaklaşamazdı bence de aynen. Raven Dread'e yollasan Accuser kapıda gelip Anduin'in amel defterini dökerdi muhtemelen yani. Evet zaten en kolay anlayabilecek olan direkt Accuser. Evet evet. Ya onun için yani en kolay hedef, ayrıca anahtarlardan biri de orada olduğu için, Bastion'da. E çok da güzel hallettiler. Yani Uther'ın orada işte bir günü kurtarma şansı vardı ama hani artık onu iyice silik bir karakter haline getirmişler orada belli ki hiçbir şey diyemiyor. Yani nasıl ezmişlerse evet. Artık onu bu hani eğitim adı altında nasıl bir sindirmişlerse sadece böyle korkuyla bakıp devam ediyor. Orada hani böyle Maul Walker, Maul diye bağırsa hani bir olay aynen, çıkacak falan ama yok. Günü kurtaramıyor yani otur orada. Evet. Bu arada yani bence Pandaria zamanındaki birisi falan olsa kurtarırdı otur orada onu söyleyeyim. Şu aşamada kurtartırmıyor. Kurtarmasına izin vermiyor birisi artık. Ama işte o yarasını hani bak o aşamaya kadar anlamazsa otur yarasını tuttuğunda anlaman lazım artık. Acaba o anda şey fark edemiyor, daha sonra böyle bir şey, aa bir şey oldu, bir şey geçti falan, ne oluyor falan diye
Ya işte böyle bir bu kim diyor herhalde hani. Çünkü Anduin'i, Anduin'i tanımıyor bu arada. Anduin'i onu tanımıyor. Onu söylerim. Anduin'i bilmiyor. Ya sonra şey diyordum ama şimdi burada atlamadan duramayacağım. hem Uther'ın yanın Uther'ı o itekleyen eleman, hem de işte Arkon'a bu Anduin'e referans olan eleman bayağı Mav'ın ajanı ikisi de. Bence değil direkt mi? Bu yani. Yürü, sızmışlar ya. Falan, sızmışlar önüne içeri ve yani ikisi de işte bu ortamı oluşturmak için. Çünkü bak ikisini de sonradan görmüyoruz. Hem o Uther'ı götürenleri hem de işte orada o referans olanı görmüyoruz. İkisi de sonra kayboluyor ve şu detayı da vereyim. İsimli bir karakter, ismi verilen karakter her zaman sonradan kullanılır. Önemli olur, evet. Yani burada direkt böyle şey altyazıda böyle kocaman adı yazıyor. Adını yazmışlar yani. Ki o isim, o karakter önemli demek. Ya çünkü cidden o. Özellikle işte Who's Artist True derken de yüzüne bakın yani. Evet, kalkmaya çalışır gibi. Evet. Pis sırıtıyor orada yani. Neyse ben bunu da yazayım da bari. Biraz sonra işte hani Uther'ı orada itekliyorlar. Uther devam ediyor. Evet bak bu arada King Bahti Black demiş. King diye özellikle vurgulaması hakikaten evet. Orada çok ironik. Evet. Çünkü oraya evet yani ne King'ler ne Knight'lar ne böyle sıfatlılar gidiyor. Evet. Normal işleyişte zaten yani Bastion bunlarla dolu yani. Kendini böyle doğruluğa, adalete adamış, hayatını bununla geçirmiş tipler var orada hep. Onlar bizim sayemizde hani Moğol'dan gelip kaçabilen ölümlere alışmış da olmaları lazım. Cidden niye o kadar fazla övüyor acaba? Evet, Solbind. İşte her neyse. Solbind. Değil mi? Uther işte belki de onu Arthas'a devredip böyle bir dehşetleşiyor yani bilemiyoruz. Benziyor çünkü. O iğrenç devreyi söylemeyeceğim tabii. İşte Uther Arthas'la Jaime, Anduin Arthas'la Jaime'nin oğlu saçmalığında. Ama yani benziyor. Bilerek yapılan bir şey zaten. Bunu da bahsettim. İşte devam ediyor. Ardından bu Arkon'un önüne kadar geliyor. Arkon hala uyanmıyor. Ama orada yine şey detayı var işte. İşte Anduin işte yürümeye başladığında. Evet. Kedi geldi. Anduin işte. Yok. Evet. Anduin işte yürürken Arkon işte sormaya başlıyor yani. Senin orada tutulduğunu duydum falan. Anduin de böyle kendisinden asla beklenmeyecek bir ses tonuyla o hapishane zaten beni asla sorulur atamazdı. Hani bak zaten bak, ondan sonra bak. Hani bak başında uyanmadın. Uther'ın tepkisinde uyanmadın. Hani artık burada uyan değil mi? Yani. Yani ben o reaksiyonlarda şaşıranları söylüyorum. Anduin hayatta bu kadar kibirli bir şekilde böyle bir şey söyler mi? Yani o ses tonu bile neredeyse ona ait. Evet, evet. Dinleyin. Hayatta Anduin bu kadar kibirli bir şey. Böyle söylemez. Arkon orada bir ufacık böyle bir sonraki soruyu sorarken. Ama işte çok iş işten geçiyor ve yani Arkon'a gelene kadar diğerleri niye anlayamıyor orası da güzel. Evet. Ya da hiç anlamıyor. Şey değil yani. Sorgulamıyorlar hani. Arkon'a gelirse bildiği vardır. İşte Arkon işte bir sonrakinde böyle biraz daha şüpheli bir şekilde niye geldiniz Bastion'a diyor. Artık orada iyice göze sokmak için ön tarafa geçip Anduin'in de gözlerini böyle biraz nasıl diyeyim boş bakıyor değil de biraz psikopatlaştırıyorlar Anduin'i. Evet. Jail'in böyle diyor artık. Zovallaştırmaya başlıyorlar neredeyse işte sen de bana lazım olan bir şey var dediğinde artık günaydın Arkon evet. Yani artık orada anlıyor. İşte bırakacaksın bu ruhu dediğinde de sanki dinleyecekmiş gibi. Artık orada Zoval alıyor kontrolü ve sesi de jailerlaşmaya başlıyor. İşte o bana bağlı diyor ve bu bound kelimesi bu arada çok kullanılıyor pakette. Bound, chain, zincir ve bağlama kelimesi şu pakette çok fazla kullanılıyor ve evet. Hatırlarsanız Denatrius da Remorne'ye bağlı. Evet. Bu da dikkat çekici bir şey yani. Bu aslında daha önceden de bu tarz şeyleri gördük.
Zalat attı mesela diye. Ha, evet ama bu pakette hani böyle bir zincirin ve bir yere bağlanmanın, hapis tutulmanın çok fazla bir... Var var canım. İşte gayet kasıtlı yani. Evet. İşte hani o bana bağlı deyip işte daha sonra ekranı da böyle iyice grileştirip sesini de zovallaştırıp iyice çok güzel bir geçiş yapıyorlar burada. Değil mi? Zamanında kendi kardeşinizi bağladığınız deyip Shala neydi? Kingsmore. Tabii adı o. Kingsmore. O işte o kılıcın adı artık. Mornblade. Frostborn'dan gelmiyor arkadaşlar. O kılıcın türünün adı Morn kılıcı. Kingsmore. Ve geçiş yapıp hepsini bağlıyor. O yüzden artık. Look around you! What makes you believe you're not just a weapon? Onu bağlamak için kullandıkları zincirleri. Join our cause. O kılıcı. Or be made kılıcın to serve. O yere saplıyor right hepsini. You hold all the power. Böyle make your choice. İtip, Sylvanas Windrunner. Sen ben de. Tamam, tamam, özür dilerim. Ben şu an bakmıyorum şimdi. Tamam, düzelttim. Yok, şey. Arkaya sinematiği verdim de hazır olan şey değildi. Kapattım. Şey, Arkon hani orada niye bir şey yapalım diyenler var. Bak o orada benim şimdi, bir iki şeyim var. Konuşacağım. Ben orada bir söyledim, belki aynı şeyi düşünüyorum. Birincisi zincirlerle bağlıyor hepsini. İkincisi o gördüğünüz o zıplayıp bıçaklama oluyor aslında 4 saniye falan. Ama Hollywood efekti kattıkları için, ağır çekim olduğu için hani sanki Arkon görüp de tepki vermemiş gibi bir şey oluyor ama çok hızlı oluyor. Yani bağlıyor, zıplıyor, bıçaklıyor yani. Çok kısa süren bir olay ama yavaşlatma geldiği için hani sanki Arkon görüp de bir şey yapmıyormuş gibi. Hayır, yapamıyor. Çok hızlı gerçekleşiyor olay. Bak dedi, Arya gibi hançer atıyordu. Evet. Yani biraz Game of Thrones göndermesi. Aslında o yok, çıkışını yok. Daha çok tabii neye benzediğini hepimiz biliyoruz değil mi? Grom'un birebir. Ne? Grommash'ın işte manor atlaması. Evet, Grommash'ın atlamasına çok benziyor ve oraya oradan atlarken ki artık saçının uzayıp grileşmesi de Arthas göndermiş. Evet, evet. Zaten kılıcı saplayışı da Arthas. Evet. İşte Arkon'u yaralayıp keşke ölmüş olsaydı ama tabii birisi öldürmemeye falan. Hiçbir şey yaramıyor. Öldürmeyen yani. Süründürür. Ah ah diva. Gerçekten ama çok ya, herhalde çok fena yaralandı. Herhalde 9.1 Kryn senaryosu Arkon hastanede diye geçecek. Biliyorum artık yani. Arkon yoğun bakımda diye geçecek herhalde. Çok kısa araya gireyim mi? Böyle bir benim bomba olduğunu düşündüğüm bir şeyim var. Düşüncem var o konuda. Bu arada Shaldrisa teşekkür ederiz. Aboneliğin için Prime'de. Aa evet. Abone oldu hiç bize. Patlamıyor. Konseyde patlamıyor arkadaşlar bazı şeyler biliyorsunuz. Diyorum, devam ediyorum hemen. Bence Arkon da işin içinde. Hadi bakalım. Yok canım. Ya bir tamam, şey ben bir analizi bitireyim. Ona çok, o çok son. Ağır bir şey. Onu yani öyle bir şey getirebilirsin. Ya çok kendi başına konuşuruz. Aşkım neyse tamam, bu bitirsin Murat'ım. Bence Arkon da işin onu, içinde. Bu kadar. Onu tamam, kendi başına konuşalım. O çünkü ben arada konuşulacak bir şey değil. Devam abi. Buyur. İşte daha sonra Anduin'in gözleri bir an bırakıyor Jailer onu ya. Bence orada Anduin savaşmıyor, Jailer onu bırakıyor. Arkadaşım söylemişti onu da hani. Jailer hani acaba bir psikopatlık yapıp bunu hani bak yaptığını gör diye bir anlığına salıp sonra geri mi alıyor diye. Bence öyle oluyor cidden yani. Anduin'e ne yaptığını gösterip bir farkına vardırıp sonra hop diye o yüzünler tekrar parladığı anda geri alıyorlar kontrolü. Ve zaten Anduin'in Arthas olmadığını artık burada anlamıyor. Pyromancer'da Arthas 2.0 demiş de öyle bir şey yok. Arthas 2.0 değil Anduin. Yani Arthas Warcraft 3'ün sonunda kafasına takana kadar yaptığı her şeyden sorumluydu. Yani bunu oyunun değil daha çok kitabı, Rise of the Lich King'i okursanız anlayabilirsiniz. Arthas her şeyin farkındaydı yani. Kontrol etmese edemese de biliyordu yani ne yaptığını halimi takana kadar. İşte Silverman'ın da katliam ya da işte oturuyor öldürmesi vesaire. Ama Anduin şu an tamamen hiçbir şey yaptığı, hiçbir şey kendi elinde olan şeyler değil. Artık Zoval orada hiçbir şeyi riske bırakmayıp
tamamen kontrolü kendine almış. İşte daha sonra onu tekrar ele alıp, ele geçirip yanına çekiyor. Ve orada vessel olarak bahsediyor orada. Daha sonra Undyne çok hızlı bir şekilde ona anahtarı, o anahtar da aslında o bir Görkem, Arkon'dan böyle bir şey almış. Yani bir öz bir büyülü bir anahtar. Orada Sylvanas'ın bakışını konuşalım o zaman. Burada herkesin fikrini alayım. Yani ben orada Utku'ya katılıyorum. Hani işte ay ben çok kötü bir insanım, Allah beni kahretsin ben çok. Yani keşke böyle olmasaydı bakış evet, olarak. Evet, keşke böyle olmasaydı. Yani o kontrolü tekrar aldığı anı diyorsun değil mi? Yok şey. Yok yok, Sylvanas'ın o şey bakışı var ya. Bakışı var yani. Pişman bakışı. Çok hani işte. Sondaki. Sondaki. Evet. İşte Sylvanas, işte Sylvanas işte tarafta işte, işte kötü olduğunu anladı diye falan Twitter'da bir şeyler sıçıldı ya çok affedersin. Evet evet. Yani. O bence öyle değil yani tamam. Ya arkadaşlar bunu da demiştik sanki desem çok olur mu? Ya bunu da ya o artık yani, ama şeydi hani. Redemption olmayacak demiştik. Sylvanas'ın hani, motivasyonu ile ilgili söylediğimiz birçok şeyden bir tanesiydi. Eda'nın bir bakış şey görüşü evet, varmış. Evet Sylvanas şimdi ben gene diyeceksiniz ki Eda Sylvanas çığ çığ diyeceksiniz. Sylvanas'ın bir planı var. Büyük bir planı var ve bu kesinlikle hepimizin iyiliği için. Ha yok. Evet bu benim teorim. Hepimizin iyiliği için ve bu planın içinde Anduin de vardı ama bunu kabul etmedi Anduin ve ona da açıkça söylemedi ve kendisinden başka kimse bilmiyor planı bence. Evet. Jailer daha ne bir doğruluk payı var. Bir dakika şey onu unutmadan söyleyeyim. Bunu da defalarca söylemiştim. Shadowlands'ın giriş videosundaki Sylvanas'ın söylediği şeyler evet. İşte bizli konuşması ve işte kurtaracağım falan demesi. Yani bencil evet. Değil, bakın başka kesinlikle. Bir planı var falan diye o kısma tekrar onu hatırlatayım. Benim görüşüm evet. ise şu şekilde, çok özet geçeceğim, uzatmayacağım. Bir dakikanızı alacağım sadece. Sylvanas'ın oradaki iması şu. Bu kaçınılmazdı. Plan zaten evet. uygulanıyordu. Bu kaçınılmazdı. Kardeş ben sana anlattım, bak dinlemedin, böyle oldu. Evet. Yani zaten Jailer onu uyarıyor çünkü evet. Sen onu ikna edemezsen ben kendi yöntemimi kullanırım. Hani orada ya, şey yapsaydı anlayarak yapabilirdi. Anduin anlayarak yaklaşabilirdi olaya. Ve eğer Sylvanas'ın bizim düşündüğümüz gibi olmayabilir çünkü. Jailer'a karşı ya da Azeroth'u korumaya karşı bir planı var ise Anduin buna dahil olmuş olabilecekti. Azeroth şu an olamayacak. Azeroth'u kurtarmaya evet. ve şeye çalışmıyor. Yani o gideceği bu işte Shadowlands'i aslında düzeltmeye yönelik bir çabası var. Çünkü orada kalacak. Tamam ama yetkisi Azeroth'u olacağı için yapıyor. Yoksa evet. ne yapsın yani işte yani. Atıyorum Twisting Nether'daki düzeltmeyi ne yapsın ki Sylvanas kendisine? Hani özgür böyle... irade vurgusu çok var Sylvanas'ta evet. ona dikkat edin. Yani bir işte... de söyle söyle. Yok yok hayır devam et. Yok bu kadar. Ya o plan hem o planın içinde hem de şey de vardır. Yani bu hani Arthas'ın işte dönüşmesi aslında bir bakıma baktığında Arthas'a benziyor olması da onun kalbini kırmış olabilir. Hani bak sen böyle olmasaydın. O çok duygusal. Ben evet. şöyle söyleyeyim artık o üçüncü ölümünden sonra özellikle Sylvanas'ın Arthas olayı çok da umursadığını sanmıyorum. Evet kapandı bizde de. Yani. Evet evet. Çok da... Neler gör? Arthas'ı yapanı gördü yani. Arthas'ı yapanla takılıyor yani. Onunla takılıyor. Onu... Mesela o da çok büyük bir şey. Onu bugün söyledim yani tamamıyla evet. bu zamana kadar savaştığı her şeyin karşısında şu an bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu evet. geri bu lafımı umarım geri almam. Gerçekten Sylvanas'ın motivasyonu bir tek bu çıkarsa çok kızarım ha. Ne? Ya hiç sanmıyorum. Hani Banshee'ye dönüştürülmesinin hırsının falan diye. Yok, çok komik olur yani. He. O en klişe şey olur ve yani o klişe gitmeyeceğini de çoktan gördük zaten. Evet. Öyle olacak olsa Battle for Azeroth'da boss olurdu, keserdik yani. O yoldan gitmediler. Ya benim bir de diyeceğim bir şey daha var. Yani o Sylvanas'ın işte üzerine konuşurken o... şey unuttuğumuz bir detay daha var. İşte bu önceki sinematikler, işte giriş sinematiği, önceki olayları ve işte bu Arthas'la olan mevzuları falan hepsini üst üste koyunca zaten Jailer'dan bahsederken bile mesela işte liderimiz onun yolundan gideceğim falan gibi yani bir Mouseworn gibi konuşmuyor. Yok yok. Ve Anduin'i de ikna etmeye çalışırken şeye dikkat evet. edin. Through the Jailer diyor. Yani Jailer'ın üzerinden evet. İşte bu özgür irademizi alacağız diyor ve orada bir
kendi kendini susturduğu bir yer var ilk sinematikte, onu hatırlayın. Evet. Yani Jailer'ın emrinde ve onun tarafında olsa öyle bir yani kendini susturacağı bir durum olmaz. Artı hani Jailer'ın üzerinden demez. Böyle Jailer'ın sayesinde evet. der. Yani o bunlar bence güzel detaylar. Buradan bir hani zaten bunun üzerine ben de böyle Sylvanas'ın motivasyonu budur diye böyle tahmin ediyorum. Yani genel mantığı da onun üstüne kuruyorum. Önceki bütün dediklerini çünkü silmiş olurlar bu eğer bu kadar klişe bir gidişat olursa evet. işte boss olur kesersek ne oldu orada niye öyle dedi o zaman diye kalır mevzu yani. Ama işte biliyorsun ki çoğu insan için bu önemli sadece Sylvanas'ı öldürmek istiyor ya adamı o yani. Evet evet. O yani herif bebek gibi çocuk gibi bunu istiyor şu an komünite. Yani isteyenlerse çocuk gibi istiyorlar. Gerçekten çok komik. Ama öyle bir şey olmayacak bunu da söyleyeyim. Evet evet yani bir işte özellikle Alliance ve işte Night Elf oyuncularında öyle bir kurulma oldu haklı olarak. Zaten bence gayet de kasıtlı yapıldı bu. Özellikle nefret eden bir kitle olsun ki diye böyle bu yolda böyle bir koca expansion geçirdiler. Ama işte bence bu boşuna değil. Özellikle böyle bir karşıtlık oluşturdular ki işte sahiplenen daha çok sahiplensin. İşte sevmeyen de daha çok nefret etsin diye. Bu özel bir kurgu yani. Güzel bir hikaye tasarımı. Bence de. Adamlar koca expansion yaptı ya bundan. Ben işte şey devam ettireyim. Kaldığım yerden devam etmeye çalışacağım. Öldük ama olsun. Yok yok ben hatta işte... şey senin linki attım bir daha atayım. Senin analiz linkini. Son kısımda işte o rune'u alıp 3K'ye kaldı diyor. O anahtarı ayrıca konuşmuş. Hepsi görecek ki ölüm asla zincirlenmek ölüm asla zincirlenemez. Ölüm asla zincirlenemez. Çok edebiyata girmeye gerek yok. Ölüm asla zincirlenemez. Yani orada çünkü Was Never Made falan böyle bir... O da aslında özgün iradeye gönderme yapıyor onun diyerek. Direkt Türkçe çevirirse ölüm asla zincirlenemeyeceğini, zincirlenmemesi gerektiğini görecekler diyor. Ben orada şunu söyleyeceğim. Bence ne Bastion, ne Ravenwood, ne Maldraktus, ne Ardenwood ölüm değil. Ölüm Moth. Bana göre yani. Gerçekten o Death denen şey aslında Moth ve Jailer. Ama onu diğer Eternal'lar henüz bilmediğimiz sebepten Jailer'ı oraya ait değilken oraya yollamış. Ve hani Jailer artık Death oluyor yani orada. Yani gerçek Death aslında Moth'un içindeki şey. Yani Ardenwild değil, Ardenwild yeniden diyor. Bastion'da değil. Yani şöyle bir şey var işte yani eğer ki o tahmin ettiğimiz gibi Jailer aslında Arbiter'ın yerindeydiyse ve eskiden de işte o karar veriyorduysa kimin nereye gideceğine ya da işte ruhların nasıl kullanılacağına falan yani şu anki motivasyonuyla ona bakarsak bu özgür irade üzerinden demek ki bunları değerlendiriyordu. Onları hiçbir şekilde işte mesela bir Kirin'a dönüşecek şekilde yollamaması lazım. Onun için de öyle bir düzen olmaması lazım zaten. Demek ki Jailer'ın olduğu düzende öyle bir şey yoktu hakikaten. Her gelen işte ölümlü ruh, işte mortal soul dedikleri muhtemelen işte öldükten sonraki artık böyle varlığında ona uygun bir şeyler bir görev veriyordu işte Jailer. Bu da muhtemelen işte Mav'ın belki daha Maldraxxus'la karışık bir hali gibi işte orayı diğer kozmik güçlerden koruma ve işte o düzeni Jailer'ın artık uyguladığı düzeni koruma üzerine kurulu bir ortam vardı muhtemelen. Hatta bu da işte şimdilik tabii daha detaylarını bilmiyoruz ama bu First Ones'ın kurduğu ilk düzen olabilir bu. Yani Jailer değilken, Zoval'ken yani muhtemelen başına onu koydular. Primus'u da işte Jailer'ın yardımcısı ve o işte Shadowlands'ın diğer alt düzlemlerini evet. yaratacak, oradaki mekaniği kuracak bir yardımcı olarak onun yanına verdiler. Ve diğer varlıklar muhtemelen bu konumlarında değillerdi. Evet, yani, hatta oraya bunlar... destek çıkayım mı? He? Destek çıkayım mı? Eternal var. Söyle.
Bence Arkon. Asıl kardeşler bence Zoval, Primus'la Arkon'du. Zoval'la Primus bunu yapıyordu. Arkon'un da asıl iş yani. Arkon işte ölümlü diyardan Shadowlands'a geçiş kendisi sağlıyor. Ya da işte diyarıyla sağlıyor. Bu üçü vardı bence en başta. Daha sonra bir yerlerden Winterfell'e de Atreus geldi. Çünkü yani gerçekten içimden bir ses Winterfell'e de Atreus'un o kardeşlere dahil olmadığını söylüyor. Özellikle de Atreus'un. Evet. Çünkü dikkat ederseniz hiçbiri kardeşim demiyor Zoval'a. Primus haricinde. Winterfell'de bu arada başka bir kız kardeşten bahsediyor. Evet. Muhtemelen evet. Arkon değilmiş gibi de bahsediyor. Sanki evet. Arkon dese onu direkt Arkon der çünkü. Hani Denatrius ondan hep Banished One ya da işte Jailer olarak bahsediyor. Asla kardeşim evet. diyor. Bir tek Primus söylüyor. Hadi Arkon işte çok nefret dolu olduğu için ondan canavar canavar diyor. Winter Queen Allah'ım gıcık kadın değil. Gıcık. Gıcık. Yani daha ağır konuşurum burada diyemiyorum. Yani. Arkon'dan da gıcık değil mi? Sinir. Winter Queen gerçekten konuşması bir garip. Yani çok ses tonu. Ardın Veld'in mekaniği açısından da zaten Winter Queen'de pislik var. Bak bu kadar katı bir yani yöneticiyken o boyutu bu kadar katı yönetirken neden mesela bu Otherside gibi ne bileyim işte Emerald Dream gibi başka böyle düzlemlere, boyutlara izin veriyor, oralara bağlantı kuruyor, oraya böyle oradan gelenlere aynı ilgileniyor, mi? Geri yolluyor falan. Yani özellikle Wild God'ları bu kadar sahiplenmesi, işte ne bileyim yani ciddi bir pislik var bu işte yani. Yani ben şimdi büyük bir şey atayım da yani Void ile bağlantılı bir ajan ya da böyle o tarz bir şey Void'in bu kozmik ortamlara sızması için gönderdiği bir böyle aracı çıkarsa şaşırmam. Wow. Onu diyeyim yani. Bence de yani. Çünkü yani ciddi bir pislik var orada ve zaten şeyi de biliyoruz işte Emerald Nightmare'i kullanarak Old God'ların işte sızması falan Void'le birebir aslında böyle organik bir bağlantı da var yani. Evet hani bunu da söyleyelim o yüzden o bağlantı. Ben Murata'nın söylediğini şimdi ben hani bekledim ne derler sakince pusumu kurduğum sessiz içimde büyüttüm falan diye neyse gereksiz bu arada bir yorum gelmiş o destekleyici az öncekini Ardenveld'de base'in altında mantar değillerini yapan bilir diyor Elorad orada mantar Winter Queen'in Ardenveld'de sonradan geldiğini söylüyor. Evet. Ben onu bilmiyordum bak. Evet o muhabbet zaten yani Winter Queen sonradan geldi. Biz zaten buradaydık diyen canlılar da var. Mesela o işte var bir pisliği. Lanet olası uzun ağaçlar var ya. Evet. Onlar yani çok çok güzeldiler. Ve böyle ne bileyim Winter Queen'e bile kapak yani Winter Queen'e bile posta koyabilecek canlılar bence bir noktada. Çok fazla evet, kadınlar evet. bence. Yani cidden Winter Queen sonradan mı geldi ya da ona mı verildi bilmiyorum ama bence yani benim muhabbetim yaptı. Şimdi şey değil Winter Queen özelinde değil oraya gelirim tekrar da ben Arkon ve videodaki işte o nasıl söyleyeyim kayıtsız kalmışlığını senin az önce söylediğin işte Jailer, Primus ve Arkon'un işte temel kardeşler olduğu şeyini destekliyor. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim biz Shadowlands'in ilk sinematiği Afterlives'ın hani Uther'le olan sinematiğinden tut. İşte görevleri yaptık o görev zincirinde bunu da görüyoruz falan. Arkon ya arkadaş sanki bir şey ya küçük bir karakter değil abi. Tamam mı? Yani böyle elini evet. savursa böyle yani yani Davos'u da seni de beni de hani şey var ya bir tepikten hepinizi yere yığarım ha. Hani kafasında olabilecek ve o güçte olabilecek bir karakter gibi duruyor aslında. Ama sanki hani artık oturmuş bir sistem var ya Covenant'ın haberi olmasın diye evet. o ayağı yapıyor. Yok. Ama bir yandan da abici ha. Hiçbir sıkıntı yok her şey yolunda hayır kesinlikle bozulamaz. Şey hayır demek istediğim şu bir yandan da aslında o Kane'in Jailer'a yani Zoval'a bir şekilde gitmesi gerekiyordu. Ve bunda da hemfikirdi Zoval'la.
Ama direkt olarak kendi gidip veremeyeceği için bu yola bir göz yumdu. Hani o günün geleceğini bekliyordu. Onu anladı ve bekledi. Neticede ölmeyeceğini de biliyor. Eternal One olduğu için. O zaman Primus'un uyarısı, çünkü bu noktada Primus da aslında bir noktada Jennifer'dan yardım edecek. Primus'un keyi ve uyarısı ne olacak bu noktada? Abi o zaten şey işte, kendi aramızda konuşmuştuk da yayında söylemedik herhalde. Primus'ta Key olmama sebebi, yani onu da tahmin etmiştik zaten. Büyük ihtimalle Rune Carver Primus çıkacak falan diye bu memorileri verdikçe o olduğunu anlayacağız. Ama eğer öyleyse o zaman Jailer'ın elindeyse neden 3 anahtardan bahsetti? Evet. Çünkü büyük ihtimalle Primus yakalanacağını anladığı zaman ya da işte Jailer ona düşman olduğunu falan bir şekilde bu olayların ters gideceğini anladığında Key'i bir başkasına aktardı Maldraxxus'ta ve Maldraxxus'ta görev yaptığınızda kime Key diyorlar? She's the key diye. Draka'ya. Draka'ya aynen. Ama onu tek bir yerde ve Afterlife'ın sonunda. Maldraxxus'un Key'i Draka'da. Afterlife'ın sonunda onu bir kere söylüyor ama onu işte daha meta hani yok yok. Ama yani o benim şu düşüncem işte şeyleri destekliyor. Ya. Abi o işte Bastion'a Arkon'un önüne ne krallar geldi yani. Evet, ne evet. Karakterler tabii, tabii. Geldi. Yani orası atıyorum, zaten kral kaynıyor. Bir de şimdi bizim Discord'da da bunun çok muhabbeti dönüyor. Ya arkadaş bu elini kolunu sallaya sallaya nasıl geldi? Kimse hiçbir sormadı mı? Dur birader nereye gidiyorsun? Ne evet, yapıyorsun? Evet. Dedektör böyle. Yok mu? Bir şey yok mu değil Dedektör, mi? Bakın yani oradan gelmiştir. Bir şey vardır yani. Yani bu Runeblade'i affedersin kıçına sokup gelmedi ya hani. Evet ya. Yani bir şekilde bunun yürüye yürüye geldi yani. Ve ben işte o yüzden de şeyi düşünüyorum. Hani Arkon'un haberi vardı gayet abi. Göz yumdu ve amacı da anahtarını Zoval'a ulaştırmaktı. Çünkü içten içe o da o eski düzendeki Zoval'ın işte Arbiter'ın pozisyonda olma şeyini destekliyor bu düşüncemde. Tamam biri aynen. Şu 10 dakikalık kısmın lütfen klibini alsın. İşte. Yani bunları böyle düşünüyorum ama Winter Queen olayına ya Winter Queen zaten şey gibi orada da onu şöyle destekleyeyim. Ya tıpkı Denatrius ama hani ya ben güzel Denatrius'um hani. Ha, aynen. Modelim de güzel. İşte dişi bir karakterim. Ya öyle takılıyor yani. Anladın mı? Ama işte konu Urzok dahi olsa acımam arkadaş. Bana o animayı evet. Ver. Evet. Aynen. Ya kusura bakmayın ama alacağız falan diye kibarca yapıyor. Ya işte ya Winter Queen elinde öyle kara gün için ne biriktirmiş. Hani anima yoktu ardında. Ne var senin elinde o zaman? Ya sürekli bir de şey söylüyor Tenyos'un hani çekingen bir şekilde hani. Acaba sorsak mı? Yok bu animanın var olduğunun gücünün bir diğer kanıtı da bence, tabii bu bence, Boğum Sandi'nin yalakalığı. O adam boşuna yalakalık yapmaz abi karakteri. Öyle mi? Yani elinde bir şey var ki Winter Queen'in, hani depo anima gibi. Boğum Sandi yalanıyor ona sürekli olarak. Yani o işte The Other Side'ın Ardan Wild'da olması falan değil evet, bence tek sebep. Evet, aynen. Yani sadece o yüzden bu kadar yalaklanmaz. Başka bir amacı var aynen bu ensemblinin de. Yani o kadar zeki bir karakterin ben boşa kürek çekeceğini sanmıyorum. Videodaki diğer bir mevzulara gelecek olursak aslında birçok şey Murat Han'la aynı fikirdeyim zaten. O video incelemesini yapmış oldu aslında ayaküstü. Detaylardan biri benim kafama takılan buydu. Yani Zoval'ın da işin içinde, şey Zoval nereden çıktı? Arkon'un da işin içinde olması, bu yüzden de Anduin'in oraya kadar gidebilmiş olması. Aynen ölmemiş olması kesinlikle orada bence çok büyük bit yeniği yaratıyor. Yani Eternal One olduğu için hadi ölmemiş olsun. Gene de yani onun özellikle vurgulanması bence başlı başına zaten şüphelenmek için yeterli. Görkem de chatten cevap veriyoruz evet, yapma. Soru olursa moderasyona bırakıyorum ben. Çok kritikleri duramıyorum söylüyorum zaten. Evet. Yok yok zaten birçoğuna sen de bugün bayağı aktifsin chatte cevap veriyoruz yani dönüş yapıyoruz. Evet, evet diyor güzel sorular geliyor. Yağdırın saldırın görmezsek bir daha yazın. Yani böyle daha güzel oluyor. Denatrius'ta key bile yok. Yok var. Denatrius kendi key'ini verdi aslında. Çok güzel soru bak. Rune Carver'la Primus kardeş mi? Değil bizce aynı kişi. Evet.
Herkes kardeş değil. Yani zaten kardeş olanlar bile kardeş değil aslında. Ha, bu arada bunu böyle söyledi. Bu da bir teori craft. Hani onu da altını çizeyim de. Olabilir. Yani bir hani bununla ilgili resmi bir bilginiz yok. Öyle çıkabilir. O da bir ihtimal. Şimdi şu key mevzusunu bence Delatrius'un kendi key'ini yolladı zaten. Arkon'u da aldı. Denatrius'un key Remornia'da. Denatrius'un key'i orada. Şeye ne diyorsun peki? Denatrius has played his part olabilir diyor galiba. Ne anlamadım? Denatrius kendi yapacağını yaptı diyor galiba. Anime aktarıp Jailer'ın özgür kalmasını sağladı ya. Hmm. O onu kastediyordu. Yani Revendreth'deki animayı aktarıyor. Orada o görevini yapıyor. Planın sonraki aşamasına geçiyorlar. O da işte keyleri toplamak muhtemelen. Nereye bağlayacağını söyleyeyim. Ya demek ki ona o kadar güveniyor ki ben o kılıcı alırım oradan vakti geldiğinde diye bir özgüveni var muhtemelen Zoval'ın. O yüzden bence çok sallamıyor onun. Nasıl olsa yeri belli, adresi belli diye. Bence öyle yani. Yok, key'i önceden verme durumu yok. Görkem söyledi abi onu. Yok, tek key var. O da Arkon'dan alınan. Bence 3 key demesinin sebebi şu an. Bir tanesi Winter Queen, bir tanesi Draka, bir tanesi de Arbiter. Arbiter değil bence. Arbiter şu yüzde olabilir, onu söyleyeyim. The Primus, hani eğer öyle hani Afterlife'ın sonundaki gibi bakacaksak Primus direkt olarak Arbiter is the final key diyor mesajında. Ve ha, evet doğru. Ve Jailer'dan alınmış bir şeyin Arbiter'a takıldığını biliyoruz. O şu olabilir. 5. key olarak bence olabilir o ve 5. key bence de Jailer'ın key'i onda olabilir. Ve evet ben de tam onu diyecektim. Yani. Bence de 5. key ve Jailer'a ait olan asıl şey aslında. Jailer'ın kendi key'ini takıp alıp oraya verdi. Değil mi? Yani bunu da benden başka kimse söylemedi. Yani lütfen. Evet, o yazıyı valla asırlar önce yazdı. Onu da bulurum. Metalik'te nannesi bunu söylemedi yani. Gerçekten bakmadım. Thales'e bu arada bakmadım. Onu söyleyeyim. Neden bakmadığımı söyleyeyim. Bu yayından sonra bakacağım. Şeylere etkilenmemek için. Belki söylemiştir yani. Onu bilemiyorum. Ama Belluları Belluları izledim ben de. O da demedi. O Draka'yı dedi bir. Evet. Bir onunla aynı fikirde olduk. Onun dışında ama bu Zoval ve Arbiter olayını demedi hiç. Bence Arbiter'da key'i. Çünkü bizim düşüncemize göre işte Zoval'ın işi Arbiter'ın işi. Ve bir tanesi Winter Queen'de. Winter Queen'den de zor alırsın yani. Ama bu şeyi çürütmüyor mu? Evet. Yanlış anlama. Hı. Az önceki söylediğimiz açtım. Winter Queen sonradan geldiği çürütmüyor mu? Yani bir key varsa ortada ve mesela Metin 6 tane demiş ama ben yine 4'te kalacağını düşünüyorum. Bu senin az önce saydığın şey yani o üçlü olabilir. İşte Arkon Primus, Zoval. Derken onun içindeki o şeyi alıp her neyse key dedikleri şeyi Arbiter'a takıyorlar. Ya ben de şeyi düşünmüyorum açıkçası mesela Winter Queen dediğin gibi sonradan geldi. Olabilir. O yani güzel bir teori olur o. Gerçekleşirse de güzel olur. Şeyi hikaye açısından. Ve onda da key yok. O da tamamen play'nin hükümranlığını kaybetmemek için hareket ediyor bu anda. Ama o key hani şey bir key olabilir hani. Onların nasıl diyeyim? Mob'u kapatmak için kullandıkları bir şey. Yani mob'u daha doğrusu Jailer'ı kapatmak. Çünkü tabii orada Jailer'de pay var. Bakın ne kadar korktuklarını düşünün şimdi Jailer'dan. Neden? Artık neden bilemem yani. Mob zaten kaçılamaz bir yer. Jailer'ı oraya kapayıp bir de işte bir tane de kule yapıyorlar kaçınanlar. Yani sen ne bileyim. Yani Gul'dan'ı Mov'un içinde salsan Gul'dan'ın oradan kaçabileceğini mi sanıyorsun? Kaçabileceğini ben zannetmiyorum. Yani o kuleye ihtiyaç yok aslında. Bir de öyle bir kule yapmışlar. İyice kaçamasın diye. Bir de üzerine anahtar döşemişler işte abi. Zincirler takmışlar. tabii bak bir dakika şimdi. Güvenlik önlemleri ne var? Mov zaten kaçılamayan bir yer. İçine atıyorlar. İçine bir tane kule yapıyorlar. İşte ne o? Ever changing. Hani hiç çıkılamaması sağlanacak.
onun üzerine bir de zincirliyorlar. Onun üzerine bir de odasının çevresine zincirler düşeyip bana göre onu ona bağlayıp iyice kaçamasını sağlıyorlar. Bir de onun üzerine anahtar. Anahtarlar yaratıp onu da bölüştürüyorlar. Yani abi bu arada bak dördü destekleyici bir şey diyeyim mi? Senin yazdığın Reddit'e yazdığın yazıda sen demiştin 8 tane zincir tutuyor Jailer'ı evet. Sinematikte. Evet. Ve 8 tane de işsizim ya. Yemin ediyorum. Evet. Yani 4'ü destekliyor bu. Utku'nun dediği de 4'tü. O zaman hakikaten biri Arbiter'daysa ya Arbiter ya Winter Queen ikisinden birinde K çıkmayacak. Evet. Yani şey diyeceğim, bu kadar korkmalarına gerçekten nasıl bir güç farkı var? Yani şey yüzünden söylüyorum. Neredeyse Zoval asıl Eternal One değil diyeceğim. Değil mi? First yani One bu ne yani? Çünkü abi aynı ırktan olsan bu kadar niye korkuyorsun yani? Bir de hepsi güçlerini birleştirip hapsetmiş falan. Güçlerini birleştirip ya cidden bu çok acayip bir güç farkı var demek. Bak bak bu güzel bir yaklaşım daha var. O zaman neden Jailer abi? Neden mahkum değil hani? Ya o zaten o bir mantığı o. Aynen şey aynen işte daha önce de az önce yukarıda muhabbeti geçti. Yunan mitolojisine gönderme var orada. Zaten isimler de benziyor. İşte Mav'ın yani Mav Hell yani cehennem evet. olduğunu düşünürseniz ama tabii Yunan mitolojisindeki işte Tartarus diye geçer oranın adı. Torgas da direkt Tartarus oluyor evet. zaten. Evet. Başında da Hades yerine işte Jailer. Hades zaten aynı işte Yunan mitolojisinde de zaten işte cehennemin koruyucusu oranın hem baş böyle mahkumu hem baş gardiyanı olarak oraya böyle hapsedilir. Aynı şeyi Jailer'a yapıyorlar işte. Ve hatta biraz daha o zaman. Jailer değil yani, zaten. Ben o zaman God of War bilgim en azından. Onu şey yapayım. Yani Titan, oradaki Titan denilen canlılardan alıyor Olympos'taki tanrılar orayı. Hani oradaki Titan denen asıl işte First One diyebildiğim kadar fakir evet. canlılardan alıyorlar. Belki de gerçekten Eternal One'lar First One'lara isyan etti. Bu yüzden de Zoval hani buna karşı çıktı. İşte orada da beklediğime geliyoruz. Zoval aslında First One'ların kurduğu düzenin yöneticisiydi. Evet. Onu devirdiler ve kendi düzenlerini kurdular. Onu da hapsettiler. Evet. Bu çıkabilecek bir şey bu arada. Çünkü gerçekten Jailer'ın bir güç farkını da bir... şimdi şeyi anlarım. İşte Mova anime aksinin içinden ekstradan bir güçlendi. Bir de öyle bir şey var artık. Şöyle diyeyim. Neredeyse boss olamayacak kadar güçlü artık bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Bu kadar abartıysa. Evet. Yani... bu mümkün. Söyle aşkım. Başka bir tahminimizi verelim. Bunu ha. Görkem... daha doğrusu... kendiminkini söyleyeyim, Görkem'inkine bağlayacağım. Tamam. Bence 9-2 Oribos raid olacak. Mov'dan Oribos'a geçeceğiz ve... yazın kenara. Evet, şöyle olacak. 9-1'in sonunda işte zaten bir Trish sinematiği göreceğiz. Alışık. İşte Argus'a geçişimiz tarzında. Esri bana söyleyecek bu arada, onu da söyleyeyim. Zaten onun sayesinde bir şey olacak. Ya... Arbiter'in içindeki o Kay uyanacak dediği Corruption'la beraber ve Evil Corrupted Arbiter olarak onu dövmeye gideceğiz. Ya Arbiter'ı savunacağız ya da aslında Arbiter'la savaşmamız gerektiğini biz anlayıp bu kez o bakış açısıyla gireceğiz. 3-3 ben sana söyleyeyim. Hangisini Arbiter'la bilemem. Savaşacağız. Ama ben ihtimalleri atıyorum şu an yani. Ya kırmızı renkli Arbiter'la savaşacağız. Ya onu korumaya gideceğiz. Ya da onun asıl durdurulması gereken canlı olduğunu anlayıp. Ama Arbiter zaten bir mekanizma değil miydi? Zaten orada bir sıkıntı yaşamıyor. Bence savaşmaya gideceğiz. Evet. İşte uyanacak bence Arbiter. Evet. Bu. Uyanınca göreceğiz diyorsun. Uyanınca Arbiter gerçek yüzünü göreceğiz. Evet. Yani bu üç ihtimalden biri olacak ve Jailer belki de içindeki anahtarı aktifleştirecek ya da artık
o Deratrius'un attığı füzeyle diyelim. Şimdi Deratrius orada düşünüyoruz biz. Gidip taşını alacak. Onunla gerçekten beraber Cedir o taşı almaya gidecek. Evet abi, taşını alacak. Adamın orada taşını çalmışlar. Ve 9.3 ne olacak Görkem? Onu konuşmuştuk. Nereden bağladığımızı söyle sen aslında. Ya şimdi senin yazı mantıklı üzerine tabii benim de yazıda da var bu arada. Çok güzel alıntı yapmıştın. Çünkü biz 9.2 ve 9 için çok uçtuk ama şu an söyleyelim ya. 9.1 olduğu gibi. Sen güzel kaptırdın gidiyorsun. Sen bence orayı anlat çünkü yazıyla sen güzel bağladın. Oradan da oradaki mevzu şu. İşte bu Twitter'da şey mevzusu vardı. Five Caves to Open Our Way. Old Cut'lara bağlamaya çalışmıştı insanlar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü yani tesadüften çok yani Old Cut'ları ne kadar çok sevsem de şu an çok güzellerinde bir konuyla uğraşıyoruz. Yani bu anahtarların onlara bir katkısı olacağını zannetmiyorum da orada Görkem şey dedi işte, o anahtarlar Peters dedi. Evet. Yani Legend'daki Peters of Creation dedi. Daha sonra onunla ilgili bir şey araştırırken fark etti ki Tomb of Sargeras açık. Yani onu hatırladık biz. Çünkü Ashara Tidestone'u kaçırdığı için, ki onun ne kadar büyük bir saçmalık olduğunu konuşmayalım. Ya o öyle oldu yani. Gerçekten bir şey yok. Krinter'ın önünden gidip aldılar. Aynen. Diğer pillarlara ne olmuş olabilir ve Tomb şu an açık. Yani evet, oradaki o Legion Tear Signature portalı aslında açık oradaki. Kimse burada konuşmuyor yine. Çünkü hani Legion'ı unutmaya, yani Legion bitti ya o yüzden bir falan. Evet. Şey dedi, hani Latrezim'i de göreceğiz 9.1'de. En azından bir giriş yapılacak. Şimdi oradan bir şekilde kaçacağına dair Denizler çok güçlü bir ima yaptı. Yandaşları var dedi, onu kurtarabilecek. Direkt ve yani kim bunlar acaba? Oradaki o tomb açık ve şunu biliyoruz. Ben buna dikkatimi çekmiştim benim. Şimdi abi Legend'in bitişlerine bakıyorsun. Altoros to Burning Throne. Yani boyut olarak, yani fiziksel boyut olarak da, lore olarak da çok çok abartılı ve büyük bir yer. Yani kozmik boyut olarak da çok büyük bir yer. Şimdi BFA'nın bitişi Nihalota. Aynı mantıkta. Şimdi sen Torghast'ı 9-1'de veriyorsan 9-3'ün bunu böyle gölgede bırakacak bir şey olması lazım. Değil mi? Ve tamamen alakasız, konudan bağımsız, böyle kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyin gelmesi. Yani böyle, hani Torghast'ı böyle cidden gölgede bırakması lazım. Çünkü işte güya paketin şeyiydi, hani işte o kötü karanlık kulesiydi. Onun üzerine bir şeyler koyacak. Yani şimdi onu geçecek bir şey koymaları lazım. Yani o yüzden böyle Denatrius'un son boss olduğu ve çok çok alakasız ve çok çılgın bir yerle istedik paket bekliyoruz. Denatrius'la ilgili. Evet. Yani Denatrius orada Jailer'ın hizmetkarı olarak değil, Dreadlord'ların ve Kozmik Savaş'ın baş artık böyle düşmanlarından biri olarak ortaya çıkacak. Ve aslında belki de paketin Dreadlord, ilk Dreadlord falan olduğu da ortaya çıkacak. Bu Dreadlord'ları yaratan kişi olarak. Yani bir Eternal One değil o. Aslında yok. Hani proto Dreadlord gibi böyle bir şey var. Olduğu çıkacak ortaya. Hatta bir şey ekleyeyim, bunu arkadaşım da çekmiştik. Zaten o ilk söylemişti bu arada bana, Denatrius. Eternal olamama ihtimalini. Ki bu arada Jailer'ın Shadowlands Story Trailer'da bize Mortal dediği anda bize söyledi, bana söylediği söyleyeyim. 9.1 Jailer Raid dedi bana. Yani Jailer Mortal dedi, tamam bu 9.1'de bu hallediyoruz demişti. Şaka yolu tutturduk zaten onu. Evet, Mortal diyen genelde ilk böyle dayan yiyen oluyor. Sen mi dedin Mortal'ı diye. Çat alıyoruz aşağı. Rimornia'nın bir şey diyordu Deratius'a Reid'de. İşte please master, it's been too long, I have tested living flesh. Hah. Haydi. Living flesh kesmiş yani. Haydi. Kimi öldürdün? Yaşayan, yani Shadowlands'e
Hani ilk kez ölüm bir geldi. Onu kırdık biz. O zaman sen dışarıdan geliyorsun. Ya da dışarı gidiyorsun. Evet. Yani dışarıda bir şeyler yapmışsın o zaman. Belki de Natrio'da da bilgiler yaptırır ya da hani... İkinci seferde Natrio çekilmez diyor da o bambaşka bir şey çıkacak ama yani. Orada işte artık evet. Böyle kanatlarıyla öyle bütün heybetiyle bir Natrazim göreceğiz falan gibi. Öyle diyorsunuz da Argus eğer Lore eklenmeseydi Legion'ın çok daha Legion'ın mümkün olan başka bir şeyini söyleyebilir de. Tombow Fagrens'in ondaki Jed'in kaçardı. Argus da tahtında karşılaşırdı mesela. O olabilecek bir şeydi mesela. Argus eğer Titan olarak Lore eklenmeseydi çok mümkündü onu söyleyeyim. Yani. Tabii o aynen. Orada onun defteri kapandı canım. Yani Burning Throne'da Kirjaden'la savaşabilirdi. Üst üste iki defa, iki boss fight olarak. Ama hani bu mümkün bir şey o yüzden. Yani saçma gelse de bu duruma göre mümkün bir şey. Bu arada şehir evet. Raid'ini diyeceğini unutma. Şehir Raid'ini destekleyici bir şey diyeyim. Battle for Azeroth tarzı yani gittiğini düşünürsek içeriğin. Yani Battle for Azeroth'ta nasıl işte şehir raid'i gelmişti hatırlayın. Oribos raid'i nasıl olası gözüküyor o aşamada. O da anlaşılıyor. Evet, ve hem Battle for Azeroth'ta hem de Legion'da yaptıkları şey paketin başındaki konuyu nokta bir peçinde kapıyorlar. Evet. Yani Battle for Azeroth'la Faction War'u bitirdiler. Yani öyle öyle böyle bitti. 9.1, 8.1 Faction War. İşte açık savaş bitti yani. Evet. Najatar gelince işte birleştirmesi lazım muhabbet oldu. Onun için yani 9.2 ve 9.3'ten böyle büyük tigisler bekliyorlar. Çok erken sallamış gibi olsak da arkadaşlar bir hani geçmişe bakıp biraz hani daha önce bu yapıldı. Şu mümkün değil konuşuyoruz ve tutturuyoruz gördüğünüz üzere. Bir de resmen açıklanmış bir Maw Raid'i var yani. Evet. Eğer bu daha 9.1'de geliyorsa. Yani evet. Çok bunu görevde bırakacak şeyler yani. Legion'daki Nighthold gibi düşünün işte. Evet hani gördüğü muamele cidden Battlefield olur falan. Gibi. Daha Helya var evet. Daha Helya var ne halt edin. Daha Helya var. Daha işin alakası. Odin var. Arkadaşlar Odin var. Bu arada şeyi söylediler resmen. Odin'in gözünü kaçırdıysanız geçen sefer de söylemiştik. Eye of Jailer'la tanışacaksınız raid'de diye söylemişti. Eye of Jailer çok büyük ihtimalle Odin çıkacak. Onu da söyleyeyim. Odin'in gözü çünkü o. Onu açıkladılar resmen. Odin'in ya, tek gözü yok ya. Yani. Murata'nın Theory Craft bombası bittiyse ben bir tane sallıyorum şu anda. şöyle o yani o K olasılıklarından bir tanesini Arbiter'ın göğsünün içerisinde bulunan işte orb, top, yuvarlak neyse onun olduğunu düşünüyoruz. Yani orada artık hemfikiriz gibi. Ben de oradan şöyle bir şeye yani çıkıyorum. Daha önce ya sizin mesela işte Discord'da yazdıklarınızı okuyorum. Çoğu zaman cevap veremiyorum. İşte düşünüyorum falan filan diye. O şey mevzusu geliyor aklıma. Bu Pyro arkadaşın zamanda çıkardığı bir görsel var. Orada K muhabbetinin işte onu ele geçirince birleşme durumu olabilir. Biz aslında Arbiter ve Jailer'ı farklı olarak düşünüyoruz. Yani Become One muhabbeti söz konusu olabilir gibi geliyor. Abi çok iyi yakaladın. Gerçekten. Onu bak hep söyleyeceğiz unutuyoruz. Dışı Jailer mı? Yok dışı Jailer değil. O formu tekrar kazanıyor. Yani şöyle düşün. O orba eline alıyor. Arbiter'la işte nasıl söyleyeyim bir sinematik düşün. Şöyle hayal et. Evet. Arbiter'la yüz yüze geliyor ve o işte orba uzanıyor alıyor derken Arbiter yok oluyor. Jailer de o sakallı dede moduna geçiyor. Ya da ikisi birleşiyor tek i̇şte bir varlık. Birleşiyor hani. Evet. Birleşiyor oradaki o ışıltılı yani Arbiter'ın ışıltılı kısımları işte Jailer'ın mav görüntüsüyle bir araya yani. Geliyor. O görüntüde işte böyle güzel aksakallı işte piyango sonuçlarını veren bir dedeye dönüşü veriyor falan yani. Abi onu zaten bak şey ta ne zaman o görsel çıktıktan sonra da bir kere konuşmuştuk. İşte neden böyle acaba neden değiştirdiler tasarımını falan diye. Şimdi tabii yüzeyde gözüken işte ortaya çıkınca orijinal bir tasarımla çıkaralım fikri olabilir. Ya da dediğin gibi aynen ilk başından beri aslında bu tasarlanmış bir şey.
Şimdi biz onunla ilgili iki ihtimal söylemiştik, onu hatırlatayım. Birincisi işte bu Arbiter mekanik bir yapı ve işte Jailer'ı gücünü veren şeyi Jailer'dan alıp bu Arbiter'a takıyorlar. O da o işte göğsünde duran orb. O yüzden Jailer'ın göğsünde bir boşluk var ve Arbiter'ın işte tam aynı yerde o orb duruyor. Bu orb eğer işte First One'lardan kalan bir işte artifact falan gibi bir şeyse bunun gücü şeye benziyor. Bütün ölümlü ruhları kendine çeken bir cisim bu. Yani özel tasarlanmış bir silah gibi bir şey. Eğer ki işte bu Jailer'dayken ve orijinal düzende çalışırken bu Jailer buna sahipken işte farklı bir formdaysa Utku'nun dediği gibi aynen ortaya çıkan ilk tasarım belki de Jailer'ın gerçek görüntüsü. Ve şu anda orb olmadığı için böyle yıkık kel ve işte şimdi gördüğümüz halinde gözüküyor. İşte onu o güzel takımda, kısımları da Arbiter olmuş hani falan. Evet evet, onu da bir makine haliyle böyle o şeklinde işte belki çalıştırmak için o haliyle kullanıyorlar işte. Yarım bir böyle sadece Jailer'ın mekanik kısmı gibi. Belki de bunu işte bak bunu da ben atayım. Belki o mekanik yapıyı Broker'lar yaptı ve o sayede Oribos'a sızdılar. Oo. Yani Broker'ların orada olma sebebi ve işte bu kadar Oribos'la girift olmalarının sebebi de belki bu. Mecha Dungeon'ın geliyor olmasının sebebi falan. Heh. Yani evet. Şeklen de çok benziyorlar ve First One'larla ilgili araştırma yapmaları da çok şüpheli. Yani siz böyle neden bunlarla ilgili bir araştırma yaparsın? Yani bu düzen kırılmış, First One kalmamış, hiçbir şey yok. Sen hayırdır aga falan. Heh, aynen yani. Siz hayırdır aga, ne iş yani. O yüzden bunların hepsi birbirine bağlanabilir gayet de. Bu ipuçlarını bence özellikle kondurmuşlar hepsini. Ya şimdi işin güzel tarafı bu şeyleri bir sinematikten yapıyoruz yani. Görün. Evet evet. Yani coştum zaten. Önceki ufak tefek kırıntılardan. Evet. Ya işte arkadaş hani biz bakıyoruz detaylara. Hani böyle daha önce böyle yapıldı. Şöyle yapılmış. Bu olabilir. Bu mümkün. Ve yani 9-2 ve 9-3'e de bir tahmin yaptık ve olma ihtimali olan şeyler yani. Aynen. Cidden çok fazla şey açık yani şu an. Soru gelmiş Tyrande ile ilgili konuşuldu mu diye. Konuşulmadı. Yani şimdi sinematik üzerinden konuşuyoruz ama aslında yan konu olarak işlenmedi. Hatta biz şey bekliyorduk. Mesela Elun'la ilgili ufak tefek de olsa bir ipucu verirler diye bekliyorduk. O hala yok. 9-0'da Elun'un kim olduğunu öğreneceğimize dair evet. Böyle röportajda Morgan Day'in bize sözü vardı. O çıkmadı. Acaba çıkmadı mı yoksa gördük de farkında mı değildik onu bilmiyoruz. Çıkmadı. Yani pek bir şey görmedik. Gördük mü? Yok sadece Ardenweald'ın yani eğer ki Nightfae oynuyorsanız onun sonundaki işte göndermeler var. Oradan da hala Elun hani Elun bizzat yok orada. Sadece yo, işte gönderme bile hikayesinin devamı olacağı bir şekilde ortaya çıktı. İşte Tyrande'nin de oradan devam edeceği ortaya çıktı. Aha. Muhtemelen işte bu Nightfae'in şimdi onu bu arada söylemeyi unuttum. 40 tane yeni şey eklenecek. Her faction'a yani faction demeyeyim de Covenant'a yeni renown hikayeleri eklenecek. Herkes 40 renown daha yapacak. 80 renown olacak herkes. Ve hikaye bunun üzerinden devam edecek. Bunu açıklayacağız. Yanlış anlamayı düzeltelim. Evet. Ya Görkem onu sen düzelt çünkü senin bok yemesi düzelsin Beyistek'i. Onu sen düzelt. Bizim Ayşe Beyistek'i. Haberin bok yemesi. He? Hani o 40 renown'da uçma açılacak. Evet. Uçmayla bağlantılı olarak öyle bir şey dendi. Yani content işte PTR'da ortaya çıktı. 80 renown olacağı en son işte. 9-1 ile 40 tane daha yeni renown ekleneceği çıktı ortaya. Ve işte daha önceden söylenen şuydu. 9-1'de işte eğer ki Covenant campaign'i yaptıysanız uçmayı alacaksınız direkt denmişti. O zaman 80 renown'u mu bekleyeceğiz dedi herkes. Öyle bir şey yok. Öyle bir açıklama da yok. Öyle data mine edilmiş bir ona bağlı achievement da yok. Hala belli değil ama bizim tahminimiz çok büyük,
büyük ihtimalle 9-1'in giriş questlerini yapacağız. Önceden de işte Covenant campaign'ınızı yaptıysanız, yani Renown 23'e kadar açtıysanız 2 achievement alıp uçmaya alacaksınız. Zaten uçma çok önemli olmayacak aslında 9-1'de. Çünkü yani Shadowlands'in ilk zone'larına dönmeyeceğiz. Orada uçmanın bir anlamı olmadığı için getiriyorlar. Çünkü hepimiz büyük ihtimalle o Mav'daki yeni zone'da vakit geçireceğiz. Evet, orada uçmayı açmayacaklar. Orada da uçma olmayacak. Sadece şöyle bir şey olacak. Yeni craft edilebilir bir mount yapacağız orada Stygia kullanarak. O mount'u işte orada herkes kullanabilecekmiş ve o mount'u yaptıktan sonra bütün mount'larımızı Mav'da kullanabilecekmişiz. Yani Twisted Corridor sahile yapmadı, sen uğraşmayın. Ha, yani yapmadıysanız aynen boşuna uğraşmayın. Ha, şimdi çok giriyorum altlarımla Mav'da vakit geçiriyorum diyorsanız uğraşın, 1-2 gün yapın alın. Yani ama o 80 Renown'la ilgili diyeceğim şey de oydu. 3 Covenant'a hikaye achievement'ları eklenmiş. Sadece Night Fae yok. Oraya demek ki bir şeyler eklenecek. Yani çok büyük olacak. Ya da Kotria'da önemli rol oynayacak Dreadlord'lar diye bir yorum geldi. Yani öyle bir yani ben onu da Kotria'da aynen resmi olarak açıkladılar. Yani Dreadlord göreceğiz orada. Abi bomba atsaydın. Valla bir link atayım dedim arkadaşa da. Bu arada benim az önceki yani Murat'ın o teori üzerine benim attığım tweet'i de, yani bu hazır muhabbeti de geçmişken söyleyeyim. Kortia bu yeni gelecek olan bölge. Mava eklenecek olan o sinematikte iki zincirin tuttuğu yukarıda duran bölge. Oranın kendine ait işte yaratıkları, yeni böyle şeyleri, o ortamları olacakmış. Oranın en önemli şeyi, özelliği, başka düzlemlere portallar açılabilen bir yer. Ve orada işte Dreadlord'ları görecekmişiz. İkinci, yani bu aslında benim dediğim şeyin ikinci kısmıydı. İlk kısmı da şu, yani işte hatırlatma olarak attım ben bunu. Queen Ashara işte o Tidestone of Golganet'i, yani işte bu 8-2'de gördüğümüz Nazjatar'da işte aslında bizim kullandığımız işte o Pillar of Creation olan item'ı alıyor ve işte bu Nazjatar'a o gördüğümüz durumu oluşturuyor. İşte normalde denizin altındayken orada işte o Tidestone'u kullanarak bir böyle girdap oluşturuyor ve işte gemiler oraya düşüyor, oradaki su çekiliyor falan. Bunlar o Pillar of Creation olan item'ın sayesinde oluyor. Ve o orada olmadığı için Tomb of Sargeras'ın aslında sadece bir tane bile Pillar of Creation olmadığında açık olduğunu biliyoruz. Ve o bir tanesi kaçırıldığı zaman diğerleri de yani çalmaya açık bir şekilde böyle nasıl diyeyim, güvenliksiz kalmış oluyor. Ve şu anda Tomb of Sargeras o bizim kapattığımız halinde değil. Her ne kadar Legion yenilmiş de olsa orası Azeroth'a yani bu Demon saldırısının ve Legion saldırısının ilk başladığı yer. War of Ancients'ın yani olduktan sonra, işte ilk kez Legion yenildikten sonra orayı kapatıyorlar ve üstüne bir tane Temple of Elun inşa ediyor Night Elf'ler. Orası aslında, yani Tomb of Sargeras olarak bildiğimiz yapı aslında tam ilk Temple of Elun. Yani Elun adına yapılmış ilk tapınak orası. Bakın bir sürü burada yani ince böyle olay var. Elun'un şu anda işte karanlık tarafını görmemiz, oranın açılması, Asşara'nın şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani ne bileyim... oradaki diğer Tidestone dışındaki artık Pillar of Creation aldı. Yani kim aldı o boşa çıktıktan sonra, orası açıldıktan sonra ne oldu? Tentakıllı biri mi aldı? Bunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Dreadlord'lar geliyor. O yeni bölgede Dreadlord göreceğiz. Demek ki bir kapılar açıldı, bir şeyler oldu. Yani
Legion'ı görürseniz tekrar yeni bir Legion olarak şaşırmayın ve yani o kızıl yıldızla da bağlanırsa şaşırırsın. Aynen. Muratan kendini yırttı. Ne kadar zamandır Legion bitmedi oğlum. Legion var. Bakın hala Legion bitmedi. Sadece işte Sargeras gitti. Legion hala var. Demonlar hala var dedi adam. Ve yavaş yavaş o dediğine geliyor gibi olay. Yani Legion o eski bildiğiniz Sargeras'ın Legion'ı olmayacak. Çok büyük ihtimalle ilk kurulan ve Demonları belki de ilk organize eden ırkın yani Dreadlord'ların Legion'ı ve çok büyük ihtimalle başlarında Denatrius olarak gelecek. Hah, araya giremedim. Giriyorum. Bir arkadaşımız sormuş. Ben tekrar soracağım diye. İkidir soruyor. Farkındayım. Yakaladım. Aslında yayın içinde geçti diye hani ben bilerek dahil etmedim ama yok. Anduin'in Arthas'la bir ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. İçine Arthas değil Zoal kaçtığını o şekilde yorumluyoruz. Hatta arkadaşlar bu arada araya girelim. 50. bölüm şerefine aylık Game Time çekilişi başladı. Ünlem çekiliş yazarak katılabilirsiniz. Yayının son dakikaları zaten 10 dakika sonra da kazananı belirler. Artık vacı vıcı yaparız. Bir vallahi sonraki expansion kişi. Legion 2.0 mı olacak? Yok, Dreadlord 2.0. Dreadlord 1.0 falan. Legion 2.0 olmaz hayat aynen. Şeyi söyleyeyim. Developer videosunda şeyi söylüyorlar işte. Yani, Raid'deki bosslardan biri Zuval'ın özelliği gösterdiği bir karakter olacak. Orgast içinde diyor. İnsanlar onu Arthas diye düşünüyor ki yüksek ihtimalle Arthas ama ben Tyrande de düşünüyorum bu konuda. Evet aynen ben de Tyrande yani çok büyük ihtimalle o olacak gibi geliyor. Zaten onu da daha önce demiştik. O da kenarda duruyor. Evet. Çıktığı anda patlatacağız demiştik diye. Çünkü Tyrande en son bıraktığında Torghast'ı yıkıp geçiyordu. Evet. Yani Zoval onu yakaladıysa özel olarak ilgilenmek isteyecektir onun için. Arthas yerine Tyrande bekliyor. Tabii tabii. Yani zaten ilk başta Zoval 5 lideri yollamak için ele geçirmek için kendi Mouse Warner'ını yolluyor ya işte. Bir tane patch event'te ama şeyi öğreniyoruz. Sadece Tyrande hepsini tek başına yenmiş. Ondan sonra da işte tek başına gene kendi başına işte mava atlıyor, bir şeyler yapıyor. Aşırı güçlü durumda ama yani kendi kızı bile diyor kontrolü kaybediyor bir yandan. Evet. Belki Elun'a oradan bağlanacak konu. Evet yani ona doğru gidiyor işte olay. Elun'un da çok iyi çıkmayacağı zaten oradan biraz belli oluyor. Elun'un gerçek yüzünü göreceğiz falan gibi yani resmen. Değil mi? Evet. Evet çünkü ne bileyim yani bilmiyorum belki ben hani yayından önce bir döndü işte sen Hort'sun sen Elan'sın falan. Gerçekten yani Night Elf'lerin tutumu, Elun'un ne bileyim hiçbir yaralı parmağı çövdürmemesi falan. Yani bilmiyorum. Yani... Evet kesinlikle yani ve şunu da düşün. Elun hakikaten işte bunlara denk bir varlıksa bu Shadowlands olaylarına da bir şekilde dahil olması lazım. Yani evet. Bilmiyorum arkadaşlar Goddess falan diyorsun lan Azeroth'ta öyle şeyler oldu lan içine kılıç saplandı. Yok lan. Yok yani hiç orada ya şimdi hani şey diyecekler o haç evet çok önemli ya tamam arkadaş tamam Azeroth'a ama... kılıç saplandı lan ama Tedrasil yandı. Ağacın köküne kibrit suyu yazdılar abi. Hayır abi bir Tedrasil yandı oradan işte ay değişti hava karardı falan Elun gücünü gösteriyor yer titriyor. Oğlum kılıç saplandı lan gezegene. Yok. Kılıcı saplandı geç bir de bir paket sonra gökyüzü yarıldı yani. Hani yani. Ben hala işte hani Elun böyle sessiz kalıyor, metanetli kalıyor falan böyle. Gezegen evet, ortadan yani... ikiye yarılmış. Karışmamam lazım falan diye. Tedrasil i̇şte yanıyor bunun... orada. Ananızı avradınızı zingeceğim falan diye böyle kuduruyor falan. İşte abi. Hani bunun bedeli tahminen aslında benim dediğim arkitekt ihtimali. Hiç müdahale etmiyor ya öyle bir canlı. Ya eyvallah da yani abi müdahale etmiyorsun da o zaman şeye niye müdahale ediyorsun? Hani Horde Alliance arasındaki savaşa niye müdahale ediyorsun? Bu arada chatten demiş Aegos, Elun yerel bir tanrı demiş değil bu arada. Onu da Ardenweald'in hikayesinde Nightfae kısmını yaparsan orada zaten başka gezegenlerin, başka boyutların Night Warrior'ları olduğunu öğreniyoruz. Yani Elun aslında kozmik bir canlı. Evet, şöyle söyleyelim.
şey tanrısı değil yani. Elena Titan demek Elena hakaret olur. Yani. Evet, Titan değil. Yani. Titan değil. Ama çok, çok Eternal One mı, First One mı ona emin olamıyoruz. Biz, bence First One yani. Biz First One olduğunu tahmin ediyoruz aynen. Hatta First One'ları First One yani. O kadar yani. Yani. Aynen. Yok. Öyle bir şey. Erayman o konuyu çok yani çok defalarca dile getirdik. Yani dediğin gibi Sylvanas'ın kendine ordu kurmasından ziyade Shadowlands'in düzenini bozduğu için o müdahaleyi gerçekleştirdiğini söylemiştik. Çok 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 bölümler önce diyeyim. Evet evet aynen. Yani işte onu kısaca özet yani geçtin aslında bilmiyorum gerek var mı da biz zaten şey düşünüyoruz. Mava yollanma sebebi şey değil. Yani yaşarken acımasız olmak böyle başka bir şey olmak değil. Öyle olanlar Revendreth'e yollanıyor. Mava yollananlar Shadowlands'e karşı suç işleyenler. Yani o açıdan da o perspektiften bakarsam bu Night Elf'ler ruhların, ölümlü ruhların işte Shadowlands'e gitmesini engelleyen bir sistemleri olduğu için biliyorsunuz öldüğü zaman Night Elf'lerin ruhları gitmiyor. Şey olarak kalıyor, Wisp olarak kalıyor Azeroth'ta ve zaten Warcraft 3'ten beri o Wisp sistemini, mekaniğini ilk elden gördük. Hatta o Wisp'leri kullanarak ancak işte Archimonde'u yenebildiler falan. Bunu da biliyoruz. Bunu yapan diğer ırk da Archimonde demişken Eredarlar. Eredarlar da kendi ruhlarının, kendi işte büyüklerinin ruhlarını tutan bir ırk. Ve Eredar ırkının teknolojisinin bu kadar gelişmesinin altında da gene aynı şekilde Night Elf'lerin yaptığı gibi ruh büyüsü var. O ruh büyüsü olayı çok anahtar arkadaşlar. Ona dikkat edin. Nerede çıkarsa mutlaka bir pislik oluyor. Ve işte bu ruhu kullanan ırkların aşırı gelişmesi, aşırı güçlenmesi özellikle vurgulanıyor. Karanlık tarafa dönme ihtimalleri, işte bunu kullanış şekilleri ve cezalandırmaları. Bu perspektiften baktığınız zaman da yani Night Elf'ler aslında Shadowlands'a karşı en büyük suçu işliyorlar ve oranın baş cezalandırıcısı olan Jailer'ın böyle artık elçisi olan Sylvanas da onlara karşı bir savaş veriyor ve onları öldürüp oraya yolluyor. Yani gayet o yüzden taşlar yerine oturuyor. Yani ya Eda ısrarla merak ediyorum. Bir cevap alabilir miyiz? Hatta yayına da yansısın. Kotria. Yeni bölge mi? Evet. Kortia evet. Kortia yani, mı Kotria mı? Yanlış mı söyledim? Nasıl olacak diye. Kortia değil mi? Ha, dur. Ne olacak? Ne bekliyor bizi? Ne yapacağız? Gelecek ama ben gene de soruyorum. Tamam. Yani bildiğimiz kadarıyla işte orada açıklanan şu. İşte Kortia şey diye geçiyor. Orada önemli olan kısım şu. City of Secrets yani sırlar şehri diye geçiyor orası. O bölge. Ve işte Mava bağlı bir bölge olacak. Normalde burası aslında Mava bağlı değil. Ama işte ara bölgede bu hani Oribos'tan Mount'lara bindiğimiz zaman diğer bölgelere giderken geçtiğimiz ara bölge var ya. Orada olan kayıp boyutlardan biri olarak geçiyor ve Jailer burayı keşfedip Mava çekiyor. İşte öyle zaten başlıyor. İşte 9-1'in hikayesi. Biz de muhtemelen işte o giriş questlerinde bunun nasıl olduğunu göreceğiz. Bu işte bu yüzden işte orası izole bir yer olduğu için kendine ait işte yaratıkları oranın lokal bir böyle nasıl diyeyim faunası, biyolojisi, kendi ortamı var. Ve işte Mav'ın bir bölgesi gibi olmayacak. Mav'da gördüğünüz bölgeler gibi olmayacak. Farklı bir yer olacak. Farklı yaratıklar, farklı işte canlılar, ırklar göreceğiz çok büyük ihtimalle. Ve işte burayla ilgili en önemli bildiğimiz şey First One'larla ilgili orada çok önemli kalıntılar olduğu. Evet. Ve bu yüzden de işte bu Broker ırkı da bizimle beraber oraya işte keşif amaçlı ve bunları öğrenip artık böyle kullanma amaçlı gidiyorlar. Bu Broker Mega Dungeon'da bunun üzerine kurulu olacak. Onlar da oradaki işte kendi şehrini kurmuş ve işte
oradaki artık böyle first one artifektlerini inceleme, bulma ve kendi aralarındaki çıkar çatışmaları falan üzerine kurulu olacak. Yani bu bölgeyle ilgili bildiğimiz şeyler şimdilik bu kadar. Ben hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu Anduin'in mind control muhabbeti olmasaydı chain, oradaki chain lafını o videonun sonunda görünüyor yani. Evet, bağlı o şeylere. Mava o böyle zincirlenme bağlamış. Hatta işte oranın kurtuluşu falan, sonra dedim saçmalama. Dedim bırak. Yok. Yani oraya işte, yani bildiğimiz kadarıyla işte Jailer şu anda tabii gücünün zirvesinde olduğu için Jailer şu anda bu arada sadece Mav'dan çıkamıyor. Mav'dan çıkabilmesi için bu işte anahtarlara ihtiyacı var. Onun dışında eski gücüne kavuşmuş durumda. Ve işte her şeye müdahale edebiliyor. Yani Mav içerisinde özellikle aşırı güçlü. Hatta işte bu yaptığı şey Mav'a artık boyut çekebiliyor, öyle düşünüyorum. Yani. Kendisi Mav'dan çıkamıyor ama Mav'a işte Shadowlands'in yan boyutlarını falan çekebilecek yani seviyeye İsmail gelmiş. Öyle diyorsun da yani karakterlerimizi kahraman, o hero, heroes kahramanları hem küçümsemeyelim hem de yani dur bakalım, Denatrius'u bir şekilde dövdük. Onun da bir dövme şekli çıkacaktır ama daha zaten Jailer'ın boss olacağıyla alakalı hiçbir mevzu yok ortada. Evet evet, Jailer boss olmayacak bu arada. Büyük ihtimal kesin. Ben de aynı şeyi düşünüyorum da işte bakalım yani şu anda göz önündeki işte baş kötü o gibi duruyor. Ama nasıl bir karşılaşma bile, içerisine gireceğiz daha yani, belli değil yani. Bu arada boss olsa bile ya dövemeyeceğiz. Ya dövemeyeceğiz ya da başka bir yere bağlanacağız. Yani bir saniyenizi alıyorum arkadaşlar şu anda. Çekilişin sonucunu. Tamam hadi yap, ondan sonra devam edelim. Belirliyoruz. Pick a winner dedik. Shaho, Sahoming. Shaho, Shaho diye okudum ama. Sahoming. Buradaysan tepki vermeni isteyeceğiz. Test. Chatten yaz. Test, ne testi? Test, merhaba, hoş geldin. Merhaba. 1-2-1-2. Burada mısın Sahoming? 17 geçiyor. Burada. Tamamdır. Tamamdır, devam edebilirsiniz. Ben hadi bir ay bizden. Alttan veriyorum. Siz devam edin. Ya şey, boss olsa bile beklediğiniz şey olmayacak bence arkadaşlar. Dönmüyor, başka bir şeylere dönüyoruz. Ki bizim düşüncemize göre zaten boss listesinde aslında Arbiter'de en az bir isim. Evet. Yani o çıkan leaklerden beri aslında bu zaten olayı aşağı yukarı öğrendik. Zaten burada işte şey diyordu. Yani son boss Sylvanas olacak demiyor aslında. Yani şey diyor, orada çok anahtar bir satır var. But the banished one has a terrible new champion in his service. Yani bu banished one dediği tabi Jailer, işte hapsedilmiş olan, işte yasaklanmış olan, bunun yeni işte bir hizmetkarı var diyor ve işte bunu da Sylvanas onun saflarına kattı diyor. Conscripted by diyor. Conscripted orada bayağı aslında ince bir detay. Orada kelime anlamı bu. Mesela askere yazılmaya conscript denir. Yani yarı zorunlu bir durum olması gerekir. Böyle çok kendi iradesiyle değil ama hani zorunlu kaldığı için buna böyle göz yuman böyle, ama sonuçta kendisi kabul eden anlamına gelir. O yüzden bu Anduin'e uymuyor. Çünkü Anduin mind control altında, gördük onu artık böyle zırh ve kılıç sayesinde direkt Jailer'ın artık böyle kuklası olmuş halde. Evet. Yani conscript orada o yüzden çok önemli bir detay bence. Yani şey demiyorlar işte a tool ya da böyle bir puppet falan, işte onun bir aracı, bir kuklası falan demiyor yazıda. Conscripted by Sylvanas Windrunner diyor. Ve devamı da çok bence ince. Diyor ki capable of instilling dread into the hearts of Azeroth's heroes like no creature of the Shadowlands. Yani Shadowlands'taki yaratıklardan çok daha fazla Azeroth kahramanlarının kalplerine dehşet verebilecek bir işte yaratık diyor. Ve bu korkuyu da dread olarak söylemesi de bence ince. Yani fear demiyor ya da ne bileyim horror demiyor. Dread diyor. Evet. Dreadlord yani göndermesi oradan var. Ve işte buradan da biz bunun Anduin değil
Çok büyük ihtimalle Tyran da çıkabileceğini düşünüyoruz. Yani son boss Sylvanas olacak dediler ama son boss bizzat Sylvanas olacak demediler. Son evet. Sadece confrontation diyor. Hah, aynen. Mavraiden'ın sonunda Sylvanas'la yüzleşeceksiniz dediler. You will face işte Sylvanas Windrunner at the end of Mavraid. Yemin ediyorum adamlar nasıl söyleyeyim? İçerik böyle hani ağızdan kaçırmamak için dojlama teknikleri, dojlama konuşma teknikleri geliştirdiler. Yemin ediyorum valla yani. Ya bence bunlara da belki yani mesela şey olabilir. Şey yapıyorlar. Yani hikayeyi yazarken teaserları da böyle verelim diye direkt tasarlamışlar yani. Belki şey olur hani Sylvanas'ın mitik versiyonunda Ed olarak, bu arada Ed olarak Anduin verilir. Ekstra boss da değil bu arada. Top ters işte aynı şey. Ya Night Hold'a benzettik ya işte. Yani bu 9-1 işte, raid'i 7-1'deki Night Hold. Eğer onun gibi olursa Night Hold'un sonunda nasıl Illidan geldi? Yani aynı şey olabilir işte. Illidan değil de işte Sylvanas Illidan gibi gelebilir. Abi diyelim biçim bitmez bu. Bizi bıraksanız biz sabaha kadar devam edeceğiz belli. Rahminleri yardırdık. Yo arkası da kesilmiyor. Ya bir de şeyi de var yani adamlar bir sinematik yayınladı eyvallah. Sonrası yok, öncesi yok. Çünkü koca bir patch hikayesi buna bağlı olacak. Yani atabiliriz de atabiliriz, tutabiliriz de tutabiliriz. Ve yani dediğim gibi sabaha kadar devam eder bu mevzu diyelim. Ve daha sonraki yayınlarda devam etmek üzere müsaadenizi isteyelim. Evet isteyelim. Tamam mıdır dostlar? Biz o zaman kaçıyoruz. Çünkü yani zaten Görkem'le Murat Anlık bir mevzu yok. Tamamen bizim suçumuz. SGK zilleri çalmaya başladı. Ben doğru oldum ya. Bu hamleyle kapatmamız iyi oluyor yani. Abi yani konuşsa 3 gün konuşuruz. O da yazık yani. Herkese yazık. Evet. Bize de yazık. Diyelim ve müsaadenizi isteyelim arkadaşlar. Bu akşamlık bizden bu kadar. Hemen zaten YouTube çalışmaları başlayacak. Kaçıran olduysa yayının tekrarını YouTube'dan bulabilir. Bu korona günlerinde vallahi normalleşmeye de başlayacağız gibi. Bugün son şeydi. Artık Mart ayı ile birlikte bir normalleşme şeyi başlayacak. Siz yine de tedbiri, dikkati elden bırakmayın arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Dikkat edin. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Öpüyoruz sizi. İyi geceler. Nice 50 bölümlere. Herkese teşekkür ederim. 100. bölümü.